Devleti kitabının sırları. Aslında programın temelinde biraz o var gibi bugün sayın seyirciler. Çok güzel bir yayın olacak. Siyonizmin bilinmeyenlerini konuşacağız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli izleyicilerimiz, kayıt dışının çok kıymetli konukları var bu hafta. Bu konuyu konuşacağımız başlıklarımızı biliyorsunuz biraz e, ana başlıklarımızı. E, Kutsal İttifak nedir, neden kuruldu? Bunu aslında diye tabii parantezle söylemek lazım. Tarihteki darbeler ve devrimlerle Siyonizm arasındaki ilişki, Batı'nın elbette Siyonizm ilişkisi e, ve yine bu alanda çok dikkat çeken bir başlıktır Sanhedrin Meclisi. Sanhedrin ve Engizisyon Mahkemesi arasındaki benzerlikler. Sadece bazı başlıklarımız, öyle söyleyeyim, ee, çok keyifli bir program olacak inşallah. Kayıt dışı için bu haftaki etiketimizde az önce Instagram'dan bir canlı yayın yaptık. Seyircilerimiz dediler ki etiket Siyonizm olsun. Direkt, hiç yanına sonuna bir şey eklemeden Siyonizm diyelim. Öyle karar verdik. Siyonizm etiketi altında buluşuyoruz değerli izleyiciler. Hem Twitter'dan hem Instagram'dan. Şimdi ben bir paylaşım yapacağım. Siyonizm etiketiyle bekliyoruz. Araştırmacı yazar Murat İrfan Acevay bizimle. Sevgili üstadım hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş sefalar ol. getirdiniz. Ve araştırmacı yazar Barbaros Şenbak bizimle birlikte. Hoş geldiniz Barbaros Merhabalar. Bey. Çok kıymetli bir kitabı var e, Barbaros Bey'in. Siyon Belgeleri Kutsal İttifak. Bu konuyu e, farklı bir perspektiften konuşacak e, Barbaros Bey. O yüzden kıymetli bir konuğumuz. E, kitabı aslında... Pandemi zamanında çıktığı için siz e, çok fazla duymamış olabilirsiniz. Lütfen okuyunuz. Çok önemli bir çalışma. E, söylediğim gibi pandemi de olduğu için imza günleri çalışmaları çok aktif olmadığı için henüz duymadınız. Ama okumalısınız. E, o yüzden bize şöyle duyuralım size. Siyon belgeleri ve Kutsal ittifak belgeler konuşuyor bu kitapta. O yüzden çok önemli bir çalışma. Peki şimdi söyledik, dedik ki etiketimiz Siyonizm. Sizin görüşleriniz neler, neler söyleyeceksiniz? Tabii konjonktürel gelişmelerle harmanlayarak da yorum yapabilirsiniz bu etiketi. O yüzden görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Şimdi sevgili üstadım, müsaadenizle e, şöyle bir e, Murat Hocam'la bir başlayalım. Biraz artık ev sahibi sayılıyor Murat Hocamız da kayıt dışında. Estağfurullah. Bu başlıklarla böyle kronolojik gider gibi gitmeden önce ben şöyle Siyonizm başlığını sizin perspektifinizi almak isterim. Evet ben e, Siyon Dağı üzerinden belki bir e, başlangıç yapabilirim. E, en nihayetinde kutsal bir mekanın bir topluma mal olmuş hatta toplumu da aşmış bir kutsiyeti üzerinden bu kutsiyetin e, sosyopolitik uzantısı ve hatta agresif bir tarafa doğru gitmesi durumu e, bir e, radikal harekete dönüşmüş. Açıkçası ben konunun e, belki e, Barbaros Bey girmek isteyebilir. İstediğim konunun anda girebilirsiniz. Hocam, evet hatırladım. lütfen. E, siyasi boyutun ötesinde irdeleme niyetindeyim. Daha doğrusu öyle bir gözlüğüm var. E, beni tanıyanlar bilirler ki konunun Siyasi tarafının, daha doğrusu kutupsal tarafının, hatta e, komplo tarafının e, benim gözlüğümde çok değerli olmadığı aşikar. Bu bakımdan da Siyon bilgeliği diyebileceğimiz belgeler üzerinden e, bilgeliği konuşmak boyutunu değerli buluyorum. E, haliyle coğrafyaya özgü, coğrafyanın e, teolojisine özgü bir gece olacak öyle tahmin ediyorum. Şöyle bir giriş yapabilirim belki. Ee, hep e, bilinen işte müflis tüccarın çocuğu komplocu olur e, hali sanki e, ulaşılamayan ezilmiş e, ve hatalarında bir başkasında arama ihtiyacı içinde olan e, bir konjektörün e, bir günah keçisine ihtiyacı var mıdır yok mudur? E, belki konunun agresif e, politik hırslı tarafını bir kenara bırakıp bilgelik konusunda konuşabiliriz. En azından ben. Kendi perspektifimde kutsal bilgeliği ya da gnostik ittifakı ya da kutsal ittifakı konuşma taraftarıyım. Bir, bunu da şöyle kısaca özetleyebilirim. Bu ittifakın aslında bir geleneğe bağlı olduğu, çok zamansız diyarların bilgeliğinin bazı coğrafyalarda, bazı kültürlerin kıyafetine büründüğü, ki keza bunu her fırsatta söylüyorum, bu coğrafyada da, Sion Dağı'na mal olan ve e, antisemitizm adı altında hı hı. E, konuşabileceğimiz bir Yahudi milletinin e, ya da e, şöyle diyelim e, Museviliğin İseviliği ile olan büyük mücadelesinin e, milat miladın ilk günlerinde başlayan bir kavganın e, bir süre sonra suistimal edilerek bilgeliğini kaybedip Siyasi, radikal ve örgütlü bir hal alması kısmını konuşabiliriz. Çünkü bu konuda Güzel. E, komplo kısmını e, ya da komplo teorisi kısmını çok kutupsal buluyorum. Biraz konunun devinmesi, kökenine inilmesi esası bizi rahatlatabilir. E, keza bunların kutsallar tarafından yani teolojik boyutuyla değerlendirilmesi kısmı belki beni aşabilir ama e, o boyutuna da bakmak isterim hedefim amacım bu program için bu olabilir bilginin kutsiyeti bilginin aynı nüveden çıkması bunun egzoterik görünümü yani zahiri görüntüsü dünyevi görüntüsünün arkasında bir batının olduğu bir egzoterik bilginin olduğu bu bilginin bir millete mal olması konusunda zaman zaman çok acımasız davranıldığı zaman zaman da bu durumun şu ihtimal edildiği izlenimi var bende bir tarihçi gözlüğüyle öyle diyelim. Tarihçi sıfatını mecazi anlamda kullandım. Tarih gözlüğüyle bakma taraftarıyım. Biraz devindirerek. Peki bu sömürü amacı hangi kitlenin hangi duygularını sömürme amacı taşıyor da? Hikayenin başı şöyle aslında İsa'nın, Hazreti İsa'nın bu doğ coğrafyada doğması ve e, algılanmaması algılanma sürecinde yerilmesi ve e, sonunun bu toplum tarafından getirilmesi kısmında sanki e, Hristiyanların Yahudilere olan e, büyük kininin ki bu tarih boyunca da hep işte Roma'dan başlayan e, büyük katliamlara büyük yok oluşlara e, kitlesel yok oluşlara neden olan e, bir travmanın Kökeninin aslında tamamen e, Siyon Dağı'ndaki İsa'nın acımasızca katledilmesi hikayesi üzerinden yürür. E, Keza Siyon Dağı'nın önünde konuşuyoruz. Evet, Siyon Dağı'nın önünde konuşuyoruz. E, bir süre sonra da bu e, milletleri birbirine düşüren, daha siyasi bir tarafa giden, agresif tarafa giden ama işte e, bu milletlerin de konunun farkında olması olmaması konusunda üç millet ya da üç inanışı bir arada tutabilmek ya da birbiriyle kavga ettirmek konusunda çok enteresan bir hal almıştır bu. Eee İsa, İsevilik, Musevilik ve İslam'la beraber bu çatışma çok dönem dönem çok sempatik hale gelip dönem dönemde çok agresif hale gelmiştir. Üstadım o konuda önemli bilgiler verecektir. Sadece ben şunu söyleyebilirim. E, hikayenin bugünden yarına bir e, durumu olmadığını, çok uzak geçmişte e, önemli travmaların kaşındığını, e, keza bunların da çok önemli aydınlanmalara, kırılmalara, toplumsal farkındalıklara neden olduğunu e, en azından kendi süzgecimde görebilirim. Şimdi bu arada ben söze başlarken söylemeyi unuttum. E, Barbaros Bey döneceğim ama sevgili Murat İrfan Ağacabay'ın da dumanı çıkmak üzere bir kitabı <laughs> var. Evet. Bilginiz olsun. Takip Aslında eski kitabın güzel. yeni baskısı diyelim. evet. Ee, ama güncellenmiş hali ve hak ettiği değeri alacağı bir <laughs> e, çalışma olmuyor, bu. Eksik olmayın sağ olun. Ee, İstanbul'un Kadim, Kadim Sırları, sırları evet. kitabı çıkmak üzere. Ee, sonrasında inşallah beraber bir çalışmamız. Bizi sürekli takip edenler biliyor yolda sevgili İstat'la. E, ee, bilginiz dahilinde olsun. Lütfen kitapları takipte kalınız sevgili izleyiciler. Şimdi e, öyle bir ön sözü var ki. Evet. <laughs> yani kitabı çok güzel. Şimdi ben böyle karıştırıyorum tabii kitap bana yeni geldiği için. Ee, çok güzel çalışılmış, çok güzel araştırılmış. Bu arada ben belgeleri dedim, Sion Bilgeleri düzeltiyorum. Sion Bilgeleri. Şimdi siz e, Batı'ya bir gönderme yaparak başlıyorsunuz. Batı diye adlandırılan taraf tamamen olmasa da çok yüksek bir refah, bir mutluluk içinde yaşıyor diyorsunuz dünya için. Doğru. Batı'dan başlıyorsunuz konuşmaya. Neyi kastediyorsunuz? Aslında bizim Türk milleti olarak kendimize çok yakında gördüğümüz bir toplum var, Yahudi toplumu. Bu her iki toplum da uzun yıllardır çevrelerinde ve kendi işlerinde, kendi topraklarında bir takım savaşlarla boğuşuyorlar. Diğer taraftan baktığımız zaman Yahudi diye adlandırdığımız kesim, ee, işte ne bileyim bizim e, Gaziantep'te bir e, işte oto tamircisi, Adana'da e, bir hostes ne bileyim İzmir'de bir çiftçi e, onların da topraklarında benzer insanları var ve bu insanlarımız yani bizler çoğumuz e, var olan e, politikalara çok fazla etki edemiyoruz. Belki. E, ...işte belli dönemler içerisinde e, oylarımızı kullanıyoruz. Biraz sesimizi çıkartmaya çalışıyoruz ama... E, ...Batı tarafını incelediğimiz zaman... E, ...Yahudi toplumunun çok uzun yıllar... E, ...belli bir takım e, zorluklarla e, yaşadığını görüyoruz. Ki buna antisemitizm diyoruz. E, antisemitizm... E, ...yani herkese açık e, kaynaklardan baktıkları zaman... Ee, ...çok büyük listeler göreceklerdir. Antisemitik hareketler listeleri. Ee, mesela 80 ülkeden... ...380 defa... E, ...kovulmuşlar. Ee, mesela... E, ...200 küsur sayfa... ...boyunca... E, ...yani son... E, ...2750 yıl boyunca... E, ...Yahudilere... ...1240 defa... E, ...kötü muamelede bulunulmuş yani bu kötü muameleden kastım e, işte malları dağıtılmış kovulmuşlar e, kimisi öldürülmüş kitlesel hem de hem de mi? kitlesel yani bireysel e, değil. o kadar ağır baskılara uğramışlar ki dinlerini değiştirmek zorunda kalmışlar e, bugün e, mesela protestanlık dediğimiz zaman e, işte hristiyan cizvitliği dediğimiz zaman e, evangelik Hristiyanlar dediğimiz zaman e, Judea Christianity diye belki e, limitleri daha da geniş tutarsak e, buranın altyapısını oluşturan aslında e, yüzlerce yıl boyunca üzerlerindeki baskıyla sürekli dinlerini değiştirmek zorunda kalan e, Yahudi kökenli insanlar olduklarını bunları görebiliyoruz. E, tabii bu kadar ağır baskılar yani bu bir insanlık utancı bir taraftan. Ee, diğer taraftan da e, belli bir süre sonra e, Siyonizm diye bir olguyla karşılaşıyoruz. Hı hı. Aslında Biraz Siyonizm... Biraz etimolojik olarak da bu kavramları incelemişsiniz. Onu da bakıyorum bir yandan. Evet. Ee, bir kitap özellikle, orada bir parantez açayım, e, sizin de e, dediğiniz gibi tamamen belgeler üzerinden evet. e, gidiyor. Yani benim oradaki yolum, yani belki 300 sayfalık kitapta 50 sayfadır. E, ama gerisi bin küsuf referansla izah edilmeye çalışıldı çünkü çok hassas bir konu hı hı. yani burada insan sevgisinden öte bir takım yanlış cümleler yanlış fiiller kullandığınız zaman bir anda sizi antisemitik olarak damgalamak için bekleyen hazır bekleyen görevliler de var yani bu çok da ciddi bir iş olarak yapılıyor İşte New York'ta var, Boston'da var, Avustralya'da var, İngiltere'de var filan. Bir takım isimlerini vermeyeceğim ama Hı. internet sitelerinden e, dünyadaki e, Yahudi düşmanlığının ne seviyede olduğunu ölçüyorlar. Rakamsal olarak yani bir ampirik değer olarak bunu takip ediyorlar. Yani e, tabii bunların olması gerekiyor muydu? Hani bu kadar vahşi bir düzen olması gerekiyor muydu? Bunları incelediğimiz zaman Batı'nın çok ciddi hatalar içinde yüzlerce yıl boyunca devam ettiğini görüyoruz. Ama diğer taraftan da tabii bu kovulmalar dediğimiz, bu işte işkenceler vesaireler bunların bir takım şablonları olduğunu ben keşfettiğim zaman zaten bu kitabı da yazmaya karar verdim bir şablon eşliğinde bunların hayata geçtiğini görünce aslında hani daha da kötü hissediyorsunuz. Yani yüz binlerce insanın üç ay içerisinde işte ülkeden kovulması söz konusu olabiliyor. Mesela İspanya'dan kovulma diyebiliriz. İspanya'dan kovulma dediğimiz zaman bin üç bahsediyorum. İşte Aragon Krallığından ve Kastilya'dan e, kovulmaları sırasında Osmanlı kucak açtığı dönem. Osmanlı'nın kucak açtığı dönem. Yaklaşık e, 200 bin Yahudi e, onun da biraz daha da öncesinde e, Hristiyanlığı kabul etmek zorunda kalıyorlar. E, ve e, 100 bin tanesi de ülkeyi terk ediyor. Bunların bir kısmı işte Magrib dediğimiz Kuzey Afrika civarına yerleşiyorlar. Bir kısmı Orta Avrupa'ya kadar dağılıyor, bir kısmı Osmanlı'ya geliyor ve tamamen hani paramparça parça bir hale dönüyorlar ve bu dediğim gibi defalarca tekrar eden bir sistem yani 80 ülkeden 380 defa kovulmak ben bunu gerçekten ilk gördüğümde inanamadım yani bu bir yalan olmalı diye düşündüm bu bir hata olmalı. Bir hani o ve belki bir sıfır fazla mı kondu? Çünkü kovuldukları ülkeden iki sene sonra bir daha kovulabiliyorlar. Beş sene sonra bir daha kovulabiliyorlar. Bunun da bir mekaniği var. Bu mekanikte aslında son derece detaylı bürokratik evraklarla yapıldığını görebiliyoruz. Bu evraklarda da işte aslında o büyük şablonun küçük bir kısmını oluşturuyor. İşte 18 yaşından üsttekiler gitsin, kadınlar ve çocuklar kalsın diyebiliyor. Bir başkası başka bir kesimi gönderebiliyor. Daha sonra başka bir kesimi gönderebiliyor. Bunların hepsinin arkasında ne var? Ne var? Evet, bu planlar niye yapıldı? Evet, bu, bu şablon niye kullanılıyor? E, baktığımız zaman, çok özür dilerim, e, şablon. Aslında e, Musevilerin de e, kutsal kitabı e, biz e, Tevrat'ı kabul ediyoruz ama onların kabul ettiği e, Tanak yani e, 39 kitaptan oluşan e, bir e, Rabbayların da aslında yazdığını e, bildiğimiz kitaplardan oluşuyor. E, ve Tevrat'ın içerisinde de e, Yusuf e, bildiğimiz kadarıyla kendisi Mısır'dayken ailesini davet eder. Şablonun birinci adımı bu. Bir kere e, hemen her ülke, yani e, İngiltere olsun, Almanya olsun, İtalya olsun, e, yani tabi zamanın Roma'sı demek istiyorum, İspanya olsun, her zaman Yahudiler o ülkeye davet ediliyorlar. Bir kere şablonun ilk başlangıcı bu davet edilme hikayesi. Çünkü e, krallar paraya ihtiyaç duyduklarında, ee, en fazla paraya sahip olan e, Yahudilerden e, borç istiyorlar ve bu borcun karşılığında da e, belli bir ya, Yahudi halkının o ülkeye getirilmesi şart olarak koşuluyor. Yani ben size bir borç veririm ama bu 100 bin kadar benim e, insanımı tamam. da Hı -hı. ülkenize kabul edin diyorlar. Bir kere e, bu kabul edildiği anda Kralların ortaya çıkardığı patent adlı dökümanlar var ve bu patentler oldukça detaylı. İşte kim nerede oturacak, ne iş yapacaklar e, ve neler yasak bunlar yazılı bu patentlerde. E, özellikle işte e, demirci olamıyorlar, çiftçilikle uğraşmayı sevmiyorlar. İşte e, muhasebede e, yetenekliler, avukat olanları var yani hukuk konusunda çalışanları Onun var. Bunun nedenini de şuraya bağlıyorlar Üstad. Sözünüzü Hı. kesiyorum. E, toprak sahibi olamamak e, o nedenle de ticaretle ve parayla hatta altın değil mi? Dünyanın Doğru. para ve evet e, sonuçta finans kısmını yönetiyor olmaları sanki şöyle bir algı da var. E, dünyanın finansını yöneten güçler gibi bir durumda var. Onun da nedeni toprak sahibi olamamaları gibi bir şey de var. Tez de var. Toprak sahibi olamama demeyeceğim. E, e, ailiyet hissedememe e, belki. Doğru. E, çok kısa bir sürede e, aslında kendilerine bırakılan niye yegane alan e, para ticareti ve bu para ticaretini yaptıkları için çok büyük rakamlar. Kısa sürelerde toparlanabiliyor ve çok büyük tapuların yani metrekare olarak çok büyük tapuların sahibi olabiliyorlar. Mesela Fransız devriminden önce yaklaşık 10 milyon tapuya sahip olabiliyorlar. Onlardan daha fazla sahip olan grupta Fransız Hristiyan toplumu. Dolayısıyla aslında Hristiyanlarla sürekli bir e, rekabet Yarıştırma ortamı e, doğuyor ve e, hıristiyan e, dünyası da bunu e, bu rekabeti hani çok ciddi bir şekilde e, cezalandırdığını e, söyleyebiliriz e, intikamlarını e, oldukça acı bir şekilde e, alıyorlar diyebiliriz. dışarıdan duyuyoruz. görünen sanki birbirleriyle daha sempatikler daha anlayışlılar. Anlaşıyorlar sanki gibi. E, sanki anlaşıyorlar gibi geri plandaki bu neden e, şey e, kavganın kökeni ne? Kav... Gör, görünür de mi böyle bir kavga var? Belki de yok mu? Kavganın kökeninde aslında e, zenginliğin... Bu arada ben gazeteci oldum 3 soruları soruyorum. Hiç hocam. <laughs> zenginliğin paylaşılması söz konusu. Hı. Yani zenginliği paylaşırken e, bir kere e, faiz diye bir kelimeyle Hı. karşılaşıyoruz. Faiz kelimesi şimdi hepimiz biliyoruz Müslümanlarda yasak, evet. Hristiyanlarda yasak ama e, Yahudi halkında e, serbest. Niye? Çünkü kutsal kitaplarında bunun serbest bırakıldığı yazılıyor. Peki öyle mi? Şimdi incelediğimiz zaman ben kutsal kitaplar uzmanı değilim. Ana, ama e, gördüğüm kadarıyla bunun böyle olmadığını yani. Tevleti mi okudunuz yoksa? Mezoterik metinlerin Hı, tamam. e, birebir çevrelerine baktığımız zaman aslında faizin onlar içinde yasak olduğunu görüyoruz. Peki bu değişiklik ne zaman oluyor? Bu değişiklik San Jerome'un aldığı sipariş üzerine yeni Ahit'in aslında yeni bir lisanla basılması için alınan siparişi değerlendirirken bir şekilde ek bir sponsor buluyor. Kudüs'e gidiyor. Bir buçuk sene daha harcayıp orada eski Ahiti de daha güncellenmiş bir lisanla çeviriyorlar. Şimdi bu Saint Jerome'un yaptığı iş muazzam bir iş. E, getirdiği iş zaten çok seviliyor, hemen kabul ediliyor. Pek bir fark da gözükmüyor. Ancak buradaki temel fark faizin artık yeni kitapta serbest bırakılmış olması. Dolayısıyla bütün Avrupa kıtasında faizi vermeye yetki sahibi olan e, kitle Yahudiler olarak e, belirlenmiş oluyor. Ve onlar için de büyük bir kapı büyük bir ticaret kaynağı, büyük bir gelir kaynağı. Ee, bu şekilde devam ediyorlar. Peki o zaman buradan Batı'nın Siyonizm ilişkisinden neyi kastediyoruz? Biraz oradan devam edelim hocam. Ne dersiniz? Yine ya da siz, siz buyurun. Evet evet lütfen. Tamam. Ba Batı'nın eee Siyonizm'le ilişkisi aslında e, Siyonizm e, nedir de, Bugünü diye Bugünü de katarsak komple gi girmek zorunda kalırız belki mısınız biraz yani? Siyonizm'den bahsetmek lazım. Yani Siyon hareketinin aslında e, bahsedilen bilgeliğin ötesinde bir hareket olduğunu onu e, üstadım açarsa daha bir berraklaşır. E, Siyonizm e, aslına bakarsanız e, Yahudi ulusunun tekrar canlanma hareketidir. E, bugünkü e, tanımla e, değerlendirdiğimiz zaman e, Yahudilerin e, kendi kutsal vatanlarında yani bugünkü e, belki vaat edilmiş topraklarında e, özellikle geleceklerine tayin hakları, kendi kültürlerine yaşayabilme hakları, kendi lisanlarını geliştirebilme hakları, bunları vaat eden bir ideyadır Siyonizm. Ama ee, kendi içlerinde fikir ayrıntıları var değil mi? Kendi içlerinde çıkar. özellikle orada bir geniş parantez açalım. Ee, inanılmaz bir e, renkli e, bir millet ...bu milletin içerisinde... ...işte farklı coğrafyalardan olanlar var... ...farklı bayraklar altında yaşıyorlar... ...kimisi işte ateist... ...kimisi bir parça inanıyor... ...kimisi o ortodoks Yahudi... ...kimisi ultra ortodoks Yahudi... ...hani o kadar çok sınıfı var ki... ...ve bunların hepsi kendisini Yahudi olarak... ...betimliyor... ...tarihi açıdan baktığımız zaman... ...bir Yahudi dediğimiz zaman aslında annesi Yahudi olanların e, Yahudi diyor, olabileceği hiç. kabul edilen bir e, durum. Evet. E, İsrail devleti şu anda bunu kapsamını biraz daha genişletin genişletmiş durumda. Yani büyük ebeveynlerden, yani büyük babadan, büyük anneden bir kan bağlantısı varsa artık bunlar da Yahudi olarak kabul ediliyor. Zaten nüfus olarak da baktığımız zaman son 20 senedir hani Yahudiler hep 17 milyonuz dünyada diye. E, bahsediyorlar. Ben tahmin ediyorum sadece e, annesi Yahudi olanları sayıyorlar diye <laughs> düşünüyorum. Çünkü İsrail'in bile nüfusu katlanarak evet. e, arttığını biliyoruz. <laughs> Şimdi e, Siyonizmin tarihi açıdan e, değerlendirdiğimiz zaman e, ilk olarak Avusturyalı e, Nathan e, Binbaum tarafından e, 1888'de e, ...Siyonizm kelimesi e, kullanılmış. Ancak bu e, 1860'larda, 70'lerde Hvavei Siyon diye bilinen... ...yani Siyon'u sevenler diyebileceğimiz e, küçük gruplar tarafından kullanıldığını... E, ...ve bu grupların Avrupa'dan e, işte Talmudik Yahudilerin iddiası o, olarak bütün dünyadaki Yahudilerin e, Filistin'e yani kendi ana vatanlarına geri dönmeleri gerektiği e, kapsamında bir takım göç hareketleri var. Bunlar çok küçük e, gruplar ancak. E, bir, e, Binbağım'ın Siyonizmi kullanmasıyla aslında biraz e, daha ortalık hareketleniyor. E, hepimizin bildiği Theodor Herzl, vardı. Kendisi işte 1860 Budapest'te doğumlu, hukuk üzerine eğitim görüyor, Viyana Üniversitesi'nden mezun oluyor. Mezuniyetinden sonra yalnız yanlış hatırlamıyorsam Noe Frey Press adına bir muhabir oluyor ve Paris'te görev alıyor. Yani geçmişine baktığımız zaman Theodor Herzl'da çok büyük bir siyonizm ...kurabilecek kültürel altyapını Değil. olmadığını görüyoruz. Ancak ailesi e, burada belki önemli olabilir. E, Herzl'ın babası e, laik bir insan olmasına rağmen... E, ...çok yakınında daha sonra çok ateşli siyonist olacak e, bazı hahamların da arkadaşı. Yani Yahudiler arasında bir şekilde bir kurtulma senaryosunun e, konuşulduğunu... Ee, ve bu senaryonun farklı belki e, toplantılarda farklı e, açılardan değerlendirilebileceğini e, düşünebiliriz. Netice itibariyle Theodor Herzl e, tekrar e, İsviçre'ye dönüp Bazel şehrinde e, Sion organizasyonu kurduğu zaman e, bu dünyada aslında belki de bir parça daha geçmişe de giderek e, son 150 yıla damgasını vuran bir hareket olarak karşılayabiliyoruz. Siyonizm bugün İsrail Devleti'ni destekler, oradaki halkın yaşamasını, kültürünü, dilini, lisanını tekrar canlandırmasını destekler. Bu da 2018 tarihli Yahudi Ulusal Yasasıyla da son derece uyumludur. Bir de radikal tarafı var Üstad onu da var. duymak isterim. Onu da isteriz daha doğrusu. Onu da e, söyledim söyleyim. E, burada Siyonizmin e, giren bu harekete dahil olan grupların aslında kendilerinden getirdikleri bir takım. ...tanımlar var. Yani bu tanımların... ...hepsine bakarsak... ...yüzlerce farklı Siyonizm tanımına da... ...ulaşabiliriz. Ancak bunların hepsini... ...aktarmamız mümkün değil. Bunların hepsi Bunlar, kitapta var mı? Bunların hepsi kitapta yok. Evet. Ee, yalnız bunların... ...en önemlisi belki de... E, ...vaat edilmiş toprakların... ...Siyonizm tanımına... ...sonradan eklenmesi. arz kavramı. Yani... Evet. E, ...Siyonizm dediğimiz e, bu... E, ...fikir ilk doğduğu Hı. zaman... Yahudilerin vatanlarına dönmesiyle ilgilidir, onların hayatta kalabilmesiyle ilgilidir ve bir güç birliği içerisinde bunun yapılabileceğiyle ilgilidir. Ancak vaat edilmiş topraklar diye bir takım insanların atılması, dışlanması veya bir takım sınırların çizilmesi aslında siyonizmin doğduğu anda mevcut değildir. Sonradan bir radikal hareket olarak. Evet, özellikle evet. günümüzde. E, İslam'a olan baskı da tamamen radikal gruplar tarafından hatta onların belki politik gücü sayesinde mi oldu? Onu da konuşmakta fayda var. Tabi e, Theodor Herzl e, çok uzun yıllar bu harekette devam edemiyor. E, bir e, Kısa bir süre sonra e, yanlış hatırlamıyorsam 1904'te e, ani bir e, kalp krizi diyebileceğimiz bir şekilde e, vefat ediyor. E, ve yerine e, gelen aslında e, temelde Rus Ortodoks Yahudilerinin hı hı. E, bu hareketi e, desteklediğini görüyoruz. E, aslında Siyonist hareket e, İkinci Dünya Savaşından öncesine kadar e, Avrupa'da çok e, derinleşemiyor. De Sanki Rusya bağlantısı var evet, değil mi? 1900'lerin evet. başında bir, e, Rusya'da yap yapılan bir toplantı var. Ahat Ham aslında e, bir ortodoks e, tedrisattan geçmiş e, oldukça radikal fikirleri olan e, aslında Theodor Herzl'ın yani laik tarafının tam zıttı pozisyonda olan e, birisi. Ve e, vaat edilmiş toprakları siyonist e, tanımın içerisine ekliyor. E, bu tabi çok fazla şeyi değiştiriyor. Yani bugünkü günümüzdeki e, sosyopolitik sosyopolitik yapının tamamını etkileyen e, bir dur durum haline geliyor. Hani baktığımız zaman işte vaat edilmiş topraklar nedir diye e, Türkiye'den bile parçaların kimi haritalarda çizildiğini e, görebiliyoruz. E, tabii Tevrat'ta yazan e, bir tanım var. E, Fırat nehrinden işte e, Gazze'ye kadar diyebileceğimiz. Sina Çölü'ne kadar diyebileceğimiz bir alanın e, Tanrı tarafından kendilerine vaat edilmesi söz konusu. Yeni ayıt, e, yeni ayıt tarafında aslında e, sizin babalarınıza verdiğim sözü tekrar ediyorum diye e, bir e, yenilenme var. <laughs> Tabi Şimdi kitaba dönmek durumunda kalıyoruz. Eski aitle yeni ahitin Saint Jerome'un elinden çıkması, tek bir kitap gibi çıkması, aslında bugünkü evangelist grubu kendisine çeken ve özellikle Judea Christian dediğimiz grubu kendisinde toplayan temel hareketin bu olduğunu bugün söyleyebiliyoruz. Tabii bunların hepsi sonuçta bir Filistin toprakları üzerinde İsrail Devleti'nin kurulmasıyla sonuçlanmıştır. Peki. Evet üstadım yavaş yavaş böyle bir 5 dakika sonra reklama gideceğiz. Olur. O yüzden. Ben şunu üstadıma sormak isterim. Siyon bilgileriyle Siyon belgeleri arasında çok büyük fark var. Evet. Bununla ilgili belki bir açılım yapabiliriz. Bir de 1900'lerdeki Rusya'da bir araya gelmiş grubun sanki bu Siyon belgelerini bir siyasi amaç için ya da belirsizliği kullanmak için, bu belirsizliği daha belirsiz hale getirmek için toplanılmış bir oluşumdan söz edebilir miyiz? Ben öyle bir kuşku içindeyim. Sizi bulmuşken bu soruyu da sorayım. E, teşekkür ederim soru için şimdi Siyon belgeleri e, aslına bakarsanız e, tek bir belge değil evet. e, toplamda 4 adet belge var e, bu belgelerden bir tanesi Amerika'da bir tanesi İngiltere'de iki tanesi de ilk olarak Fransa'da ortaya çıkıyor Hı -hı. E, daha sonra e, Fransa'da ortaya çıkanlardan bir adedi de Rusya'ya gidiyor Hı -hı. E, Dolayısıyla şu anda e, sadece bir kitap diye tanımlamak çok doğru değil. Belgelerden özellikle İngiltere'de olan da işte İngiltere Kraliyet Ailesi'ne hizmet eden rütbeli bir subay tarafından bulunan bir belge ve British Museum'da da bir kopyası saklanıyor. Protokoller çok fazla sayıda işte İsrail temelli üniversiteler tarafından e, profesörler tarafından reddedilen bir belge. Yani bunu tamamen e, uydurma e, bir belge olduğu söyleniyor. Ancak bununla ilgili mahkeme kayıtları var diyorlar. Ben mahkeme kayıtlarına da ulaştım. Bu mahkeme kayıtlarında aslında e, belgelerin sahteliğiyle ilgili bir şey yazmıyor. Ancak belgelerin e, ki özellikle hani İsrail... Şu anda gördüğümüz yon protokolleri bunları kastediyorsunuz. Bunları kastediyorum evet. <laughs> E, bu belgelerin e, sahibi, yazarı belli olmadığı için, bunların telif hakları ödenemeyeceği için e, basılmasıyla ilgili mahkeme e, çekinceleri var. ve e, Bunun e, zıttında olan tek karar Rusya'da protokolleri e, barındıran, barındıranlar, tutanlar e, idamla e, yargılanan, yargılanmaları konusunda açık bir karar var. Tabii protokollerde ne yazıyor diye sorabilirsiniz. Burada e, yanlış hatırlamıyorsam 21 maddede e, dünyayı nasıl ele geçirecekleri, efendime söyleyeyim e, hangi batı demokratik kaynaklarını kendi çıkarları için kullanacaklarını. Nasıl bir küresel egemenlik. Aynen yani çizilen tablo e, bugünkü ve bugüne kadar olan pek çok tarihi olayı da e, uyarlanabilir. Evet. Aslında çok jenerik yazılmış. Eğer hakikaten bir belgenin Siyon bilgelerine ait olup olmadığını bilmek istiyorsak aslında bu konuda iki tane beyan var. Kendilerinin Siyon bilgelerinden olduğunu iddia eden bir Alman ve bir Amerikalı var. ve Bunlar kendi radyo programlarında söylüyorlar. Her ikisi de daha sonra suikaste ortadan kaldırılıyor. E, bunların dışında elle tutulur, elimizde bir kanıt yok. Dolayısıyla da e, protokollerin geçerliliği hakkında çok bir şey diyemeyebiliriz. Evet. Ama bizi etkileyen çok, o önemli çok ciddi anlamda bir şey var, dalgası bulutu var. Abi Tabii. Bu komplo teorileri kapsamında dünyayı yöneten güçler e, Ana fikri sanki bu protokollerden ortaya çıkmış. Tabii tabii yani protokollerde öyle bir madde var ki yani bugünkü hayatımızı tarif evet. ediyor. Evet. Ee, yanlış hatırlamıyorsam şöyle diyor. Maske takan bayanlar bizim için çalışacaklar ve işte kapalı kalmış olan toplumlarda bizi hızla ileri doğru götürecekler gibi bir tanım var. Şimdi ben ilk okuduğumda hiçbir şey anlamadım. Maske takanlar hani bir maskeli balonun maskesi mi yoksa başka türlü bir şey mi? Yani gerçekten anlamadım. Ama ne zaman pandemiyi yaşadık, o zaman bununda bir gerçeklik payı mı var. Acaba bu maskeler o tarihte e, düşünülüyor muydu? Mı? Yani hmm. bir mikrobik bir şeyle halkları e, zehirlemek yani, akıllarında var mıydı düşündüğümüz, diye. Düşündüğümüz, <laughs> içinden geçtiğimiz süreçte 4. <laughs> önce, tabii, e, soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Siyon protokollerinden devam edelim kısa bir ara. aradan sonra kayıt dışına devam ediyoruz değerli izleyiciler. Siyonizm etiketiyle buluşuyoruz bu hafta. Tekrar söylüyorum. Siyonizm etiketiyle buluşuyoruz. Twitter'da da e, bu etiket altında sorularınızı görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. E, Murat Bey'in bir sorusu var Murat Uğur'un. Hep merak ettiğim siyonistler mi evangelistlere hizmet ediyor yoksa evangelizm mi temeliz siyonizm diye sormuş. Ee, güzel bir soru. Bunu da konuklarımıza e, ileterek ben ikinci bölüme e, geçelim diyorum. Murat İrfan Ağcabay ve Barbaros Şenbak'la konuşuyoruz. Değerli izleyiciler Siyonizmin bilinmeyenleri. Siyon e, belgeleri dedik, protokolleri dedik. Oradan Siyon bilgilerine de geçeceğiz. Ama merak etmeyin. ısrarla Murat Hocamı e, Siyon Nabukat Nezar, evet. sevdiğimiz diğer alanlarda da konuşturacağım. Metrix'e de bağlayacağız. Metrix'e de git, bağlayacağız, evet. Sev, sevdiğimiz diğer alanlara diyeyim. Peki, devam edelim. Protokollerle ilgili çelişkili görüşler var deniyor dedik. Doğru. E, protokollerin, e, hani gerçekten Sion bilgelerinin elinden çıkıp çıkmadığını e, teyit edebilecek bir kaynağa sahip değiliz. Ancak komplo teorisyenleri için çıkmıştır. Diğer geri kalan dünyanın bütün akademisyenleri için de bunlar fake belgelerdir diye anlatılıyor. Yalnız bu protokollerde... Ama o de... araya giriyorum, o bilgeler de hiç yoktur diyor yalnız. Yani bunu yazan o kişiler hiç olmamıştır aslında. Bu belgeler hiç olmamıştır da diyorlar. Hiç olmamıştır diyenler bir hata içerisinde. Yani bu belgelere ulaşabiliyoruz. Bu maddelere ulaşabiliyoruz en azından. Ve bu belgelerin içerisinde aslında bizi de enterese eden önemli bir nokta var. Yılanın dönüp İstanbul üzerinden kapanacağı da anlatılıyor. Yani Arubora'da ee, sembolü aklımıza gelirse Kuyruğunu bilirse, ısıran yılan. Kuyruğunu sembolü. sembolü yani. de var değil mi hocam? Evet. evet. Yani e, eğer ki Siyon bilgileri yani bunu bir tez olarak e, düşünelim e, Avrupa'yı ele geçirdiyse ki baktığımız zaman işte City of London Hı -hı. İngiltere'de aktif bir şekilde kullanılıyor. E, Fransa'da e, Fransız devriminin ee, Yahudiler tarafını biraz sonra konuşabiliriz ee, hayata geçtiğini biliyorsak e, 1918'de Zükrevan okullarını da anlatıyorsunuz Bolşevik devrimi gibi mesela tabii, 1918'de e, Alman Yahudi devriminden bahsedebiliriz hı hı. Ee, Bolşevik Yahudi devriminden bahsedebiliriz bence bunlar Yahudi devrimleridir ee, ancak biz bunları farklı isimlerle tarih kitaplarında gördük okuduk ee, ve şu anda da Rusya bildiğiniz üzere e, Ukrayna'ya e, girmiş durumda. E, bilmiyorum yani Zelenski neyine güvenerek Ukrayna'yı böyle bir savaşın içine soktu ve e, o kadar insanı perişan etti kendi ülkesini Ancak Ukrayna'da işleri bittiği zaman o zaman Karadeniz üzerinden sıranın bize geldiğini de düşünebiliriz. Neye dayanarak? dayanarak? Bu protokollere dayanarak. Daha öncesinde... Aslında e, bizim güneyimizdeki sınır problemleri işte Irak üzerinden, Suriye üzerinden bir takım problemlerin çıkacağı e, işte Armageddon Savaşı'nın hatta yakınlarında yer alacağı ile ilgili çok şeyler okuduk, dinledik. E, ancak e, gerçek savaşın bize bu sanki bir kamuflajmış gibi bir basketboldaki fake atmak gibi bizi farklı bir yere doğru kanalize ettiğini ancak gerçek tehlikenin kuzeyden yaklaşmakta olduğunu şu anda görüyoruz. Bu da gerçekleşirse aslında protokollerin bir yerde en azından bir parçasının müthiş bir tesadüf değilse hayata uygun bir şekilde programın aktığını Söyleyebiliriz. Kim bu bilgeler? Şimdi bu bilgeler kim dediğimiz zaman e, bunların e, sayısını bilebiliyoruz. Bunlar e, 71 kişi e, iç halkada. Hı hı. E, zaman içerisinde sayılarının çok daha az olduğunu ama e, bir belki e, 30-40 sene öncesine kadar binleri e, bulduğunu Bugünlerde bu rakamın 3.300 civarında olabileceği tahmin ediliyor. Bu bilgelerin yani isim isim bilemiyoruz. Ancak Hiç böyle bir liste yok. yok. Tarihi kayıtlarda işte evet. zamanında Almanya'daki bir X şirketinin ismini vermeyeyim. Bugün hala hayatta olan bir şirket genel müdürünün ben Sion bilgesiyim diye. Ee, bir takım e, itirafları var. Ee, mesela e, İngiltere'nin ilk Yahudi doğumlu e, başbakanı Benjamin Disraeli'nin e, dünya perde arkasında olanlar tarafından e, hayal edilenden çok farklı kişiler tarafından yönetiliyor diye e, kendi parlamentosunda verdiği bir beyan var mesela. Bu beyanı niye yapmıştır? Mesela bu beyanı çok basit bir e, finansal problemden yapmıştır. E, İngiltere'de kuraklık vardır, hasat iyi değildir e, ve kendi köylüsünü kovayabilmek için ithal edilen e, işte bu udaydı, verpadı vesaire, e, bunların vergisini yükseltmeye çalışmaktadır. Ama başarılı olamaz ve bunun üzerine bu lafı etmektedir. Yani kendi e, vatandaşını kovayamayan ee, yönetimler, hükümetler e, bugün baktığımız zaman çok benzer bir şeyi görüyoruz. Yani kendi devlet sistemine e, dahil olduğu halde bütün kaynağını devletten aldığı halde e, kendi e, hedefleri doğrultusunda çalışmayan yapılar var. Mesela bir gün Amerikan Genel Kurmay Başkanlığı bir açıklama yapıyor. NATO teyit eder şekilde bir açıklama yapıyor. Ama bizim Güneydoğumuzda SETCOM bir açıklama yapıyor. Yani kime hizmet ediyorsun gibi bir soru sormak zorunda kalabiliyoruz. bu yapıların arkasında Siyon bilgelerinin olduğunu ben bir birey olarak, şahıs olarak düşünüyorum. Çünkü aksi takdirde bu, bu tarz olayların olma şansının ...olmadığını düşünüyorum. Yani o hayal edilenden... ...daha farklı diye işaret edilenler... ...şimdi bizim bugün bildiğimiz ilk akla gelen... ...işte... E, ...Rollsheetler, Rockefeller ailesi gibi... ...bunların da dışında, bunlar sadece görünenler... ...aslında bunların dışında bir yapılanma... ...gibi bir algı oluşturuyor. Böyle mi kastedilmiş acaba? E, doğrudur. E, aslında... E... Rothschild ailesiyle ilgili kuvvetli bir bağlantı var hı hı. Ee, ki e, bilgelerin finans ayağını oluşturduğunu. Burada e birçok başlık var. Rothschild Bank of London. Gibi Rothschild, Bank of Berlin, Lehman Brothers of New York çok güzel, sağlam bir liste var. Güzel dediğimiz e, ortaya konulması açısından güzel. Evet, o, o listedeki e, tüm bankaların aslında gerçek sahibi e, Rothschild ailesidir. E, Amerika e, Rothschildları biz Amerika'ya sokmadık diye övünürler. İşte Rockefeller vardır, Chase Manhattan Bank vardır vesaire. Goldman Sachs filanları geçiyor. E, Tabii pek çok yine Yahudi bankerin olduğu bir bölge. Ancak büyük Rockefeller geçtiğimiz dönemde, yakın dönemde tam tarihini hatırlayamıyorum, vefat ettikten sonra kendi hisselerinin aslında büyük paya sahip olduğu, bu yatırım firmalarındaki büyük paya sahip olduğu ortaya çıktı. Tabii bu Amerika için ne kadar rahatsız edici veya hani gelip geçici bir şey gibi çok da üzerinde durulmadan hani sayfa çevrildi. Ee, bilgelerin tabi e, finans ayağı derken bu paranın sahibi olduğundan bahsediyorum. Çünkü hem dünyadaki belli başlı altın madenlerinin sahibi hem dünyadaki belli başlı gümüş madenlerinin sahibi. Biliyorsunuz gümüşün en aktif kullanıldığı yer altının üretimidir. Yani gümüş madenlerine sahipseniz siz altının e, değerini belirleyebilirsiniz. E, tabii dünyadaki e, bu gelgitler sırasında e, benim tahminim art, aslında yeni bir Siyon bilgeleri yani yeni jenerasyon bir Siyon bilgesinin e, ortaya çıktığını düşünüyorum ki bu kaotik ortamında bu sebeple e, vuku bulduğunu e, düşünebiliriz. Özellikle dijital para konusundaki e, düşüncem bu e, eski hegemonyanın yıkılması için daha sarsmaya devam edecekler diye düşünüyorum. Dijital parayı da mı yönetiyorlar? Yönetiyorlar tabii ki. Anladım. Ee, üstadım bizim bildiğimiz bilgelik kavramının biraz dışında bir kavramdan bahsediyoruz. Evet, zaman. E, Öyle anlıyorum ben. Bunun şöyle, bir Şöyle bir şey belki söyleyebilirim. Evet. Ee, ben e, konunun sosyoekonomik kısmını çok değerli buluyorum ama e, sosyal kısmını daha değerli buluyorum ekonomik kısmı tabii ki kişinin ve bağlı olduğu toplumun ya da inancın yüceltilmesi için kullanılan bir meta en nihayetinde e, burada şöyle siyasi çelişkilere düşüyorum e, bu meta'nın ne amaçla kullanıldığı eğer söz konusu protokoller gerçekten e, bir gnostik bilgi ise yani gerçekten ilahi bir tarafı varsa ve bu kodlar bir, bir imge, bir vahiy, bir e, dünya krallığı kurma ya da e, aşkın krallığı yeryüzüne getirmeye gibi bir, bir takım ideyalar üzerinden yürüyorsa konunun biraz pisişik tarafı da var. Evet. E, hal böyle olunca ben e, sanki bu söylemlerden şunu da anlıyorum. E, genelde de böyle bir algı da var. E, bu anlayışın, bu örgütlenmenin aslında dünya üzerinde e, Yeraltı örgütlerinin de temelini attığı gibi bir izlenim doğuyor. Yeraltı örgütleri deyince bu majikal örgütler, hı hı. E, keza e, gizli örgütlenmeler, işte Templier şövalyeleri, gül haçlar, masonlara kadar gelen, e, Illuminati ile e, kendini ortaya koyan, sanki bir masanın etrafında toplanmışlar, dünyayı yönetiyorlarmış efekti üzerinde e, ısrarla durulmalı mı yoksa Gerçekten böyle bir masa var mı yok mu? Hep şunu iddia ederim. Çok da seviyorum bu halimi. Eğer bir şeyin karşısında duracaksanız o şeyi savunduğunuz şeyden daha iyi bilmek zorundasınız. Bir bilgi eksikliğinden öte sanki o bilginin kirliliği de bizi en çok düşündürmesi gereken. Belki de bu programın teması bu olmalı. Oraya doğru gidiyor. Böylesi bir hareket var mı yok mu tartışmaktan çok böylesi bir Hareketten neden ihtiyaç duyuyoruz? Kişi e, ya da kişiler böylesi komplolar karşısında bir savunma mekanizması mı kurguluyorlar? Bu savunma mekanizması aslında o grupların işine mi yarıyor? E, böylesi bir e, konforsuz alan yaratmak, bir endişeye sürüklemek e, bu çevrelerin hoşuna mı gidiyor? E, bu çevreler o çevreler diye bir şey var mı? Yoksa hepsi gerçekten aynı masanın etrafında mı oturuyorlar? Bu da mesela son yıllarda beni düşündüren noktalardan bir tanesi. Hep böyle bir dışarıda arama, suçlu arama. Bunlar yüzünden oldu, şunlar yüzünden oldu halinden değil de genel sanki... olarak komplo teorisi kavramına bir eleştirel bakış Orada bir ben. aşağılanma ya da aşağılık duygusu hissi üzerinden örgütlenme efekti de var. Sanki bu örgütler bu aşağılanma yüzünden kin tutmuşlar da Onları aşağılayan her topluma, her hmm. inanca saldırıyorlarmış gibi de bir efekt veriyor. Sanki bu da o düşüncenin ekmeğine yağ mı sürüyor acaba? Belki bunu konuşabiliriz. Çünkü hazır burada böyle bir komplocu bakış açısı yokken bu ben adamlar gerçekten var mı? Ben çekiyorum, siz yok yani ben, ben teolojik olarak bir gnostik ittifaka inanıyorum. Geri planda bir bilgeliğin olduğuna. Tam metaforik olarak böyle bir masa var mı? Evet. Böyle bir masadan öte böyle bir bilgi var. Ben buna inanan birisiyim. Bu bilgi üzerinde bu bilgiyi kullanmak isteyen pozitif ve negatif güçler var öyle diyelim. Yine kutupsal konuştum ama bu bilgiye sahip olan insanların devinen yapılar olduğunu pozitif ve negatif düşünmediklerini. E, haliyle konuya negatif yaklaşıldığında yani bir ötekisi suçlandığında ya da bir öteki kavramı konuşulduğunda bilgelikten söz edemeyeceğimmiş gibi bir hisse kapılıyorum. <laughs> haliyle Siyon bilgeliğini belki tırnak içinde bir kenara koyup e, temelde bu hareketin bu rahatsızlığın nedenini hmm. de az buçuk hadi konuştuk bir yere geldi belki konu ama e, temelinde dünya krallığı kurma. Ve bunun için bir takım argümanlara sahip olma ya da e, bu evrensel misyonun dünya üzerinde yer bir dünya imparatorluğundan söz ediyor olma. Tapınağın yıkılışıyla e, bir sonun hızlandırılması ve e, Harbayı, mükafatlandırılması bu mükafata <laughs> e, sanki bilerek birilerinin buna çanak tuttuğu e, ama e, bilmeyerek bilmeyenlerin de bunun için kullanıldığı fikri içindeyim. O bililmeyenler kısmını bilinir hale getirirsek, ben o bilgi ve birikime sahip olduğunuzu düşünerek bu hem bir giriş yapmış olayım hem de ucunda soru olsun. Sağ olun ben çok teşekkür ederim. Olsun. Ee, şimdi bir küçük parantez açalım bir kere Hayır. Yahudi halkı hani çok kıymetli bir halk, bir insan topluluğu. Onların kültürel mirasını, bilimsel mirasını. Kullanıyoruz. Yani bugün e, hepimizin kullandığı sosyal medyaların sahipleri, e, işte ne bileyim büyük finansman sağlanan, e, insanlık yararına olan projelerin hemen hepsinin geldiği yerler burası. Yani e, burada izleyicimiz e, lütfen hani bu ayırdı muhakkak yapacaklardır ama e, topluca bir Yahudilere e, bir e, saldırımız yok. Aslında... Ee, bu bilgeler e, Yahudilerin içerisinde saklanan onlar gibi davranan onlar gibi yaşayan Aslında zamanı geldiğinde de işte en büyük kötülükleri en büyük hainlikleri kendi toplumuna yapan e, bir grup görünen bu bu görünen evet. bu ee, özellikle şunu düşünelim ee, az önce şablondan bahsediyordum. Ee, bu şablonda e, krala verilen bir takım borçlar vardı. E, bu borçların vadesi gelip de geri ödendiği zaman hiçbir problem yok. Ancak e, bu borçlar ödenemiyorsa veya biraz ötelenmesi gerekiyorsa şablonun ikinci adımı devreye giriyor. E, bu nedir? Ee, orada, o bölgede oturan Yahudilerin e, işte dualarının, mesela e, o bölgedeki lisan'a tercüme edilmiş hallerinin dağıtılması gibi ve işte e, bir takım dedikoduların yayılması gibi. İşte e, çocuk katlediyorlar, kurban ediyorlar. Efendim, şu e, dua aslında bu demek. E, size verdikleri yemin ve sözleri tutmayacakları bir duadır bu filan gibi ve insanlar galeyana gelip e, aslında hani kendi hayatına bakan normal insanların katledilmesiyle sonuçlanan bir takım e, aktiviteler yaşanıyor ve hatta benim görüşüm bir parça e, ve bunu söylerken o kralların o yöneticilerin e, hani zalimliklerini hafifletmeye çalışmıyorum ama bir an önce gitsinler ki burada kalırlarsa tamamen Telef olacaklar. Hani bu noktaya gelen bir durum var. Şimdi e, zamana tarihe baktığımız zaman 1300'ler, 1400'ler yani bu tarihlerde öyle tercüman diye bir şey yok. Yani e, kralların en çok kullandığı tercümanlar yine Yahudiler. Yani Yahudiler İbranice konuşuyorlar ve bu İbranice lisanın bir İspanyolcaya çevirisi, bir işte İtalyanca veya ne bileyim Almanca'ya çevirisi mümkün değil o tarihte. Yani bunu kendi içlerinden birisinin yayması söz konusu ve bu aslında şablonun ikinci tarafı çünkü kral bunlar gitsin dediği anda o terk edilen o yüz bin kişinin evlerini bırakması durumunda e, o evlerin satın alınması ve ucuza satın alınması söz konusu. Bir anda piyasaya çıkan o kadar arazi vesaire bunun için ayrıca kredi veriyorlar. İşte buradan bir para kazanma söz konusu. Siyon bilgileri belki nereden çıkmış olabilir diye düşünebiliriz Aslında Sanhedrin'e de bir parça giriş yapmış oluruz Sanhedrin Yahudi şeriatını uygulayan bir mahkemedir Bu her şehirde vardır 23 üyesi vardır. Bir de Grand Sanhedrin dedikleri e, büyük e, mahkeme diyebiliriz. Yani yargıtay diyebileceğimiz bir makamdır. Hahamlardan oluşur. oluşur. E, 71 üyelidir. Yani başkan <laughs> ve yardımcısı dışında 69 üye e, oy kullanır. E, bunların tabi... E, Zaman içinde Roma'nın baskılarıyla, Doğu Roma'nın e, şeyiyle Milattan sonra e, 368 gibi bir tarihte artık son kararını verir ve sonra da kapanır. Yani önce bir taşınması var Celile'ye falan onları bugün detaylara girmeyeyim. Bugün hala karar mekanizması olarak aktif değil mi diyorsun Saneddin Hayır Saneddin bugün aktif değil e, ama işte Fransız devriminde Saneddin karşımıza çıkıyor. Ha, yer altına çekilmiş Hı. bir hali evet. var. Evet. Hı -hı. Yani e, bu e, Yahudilere herhalde anlatan bir görsel değil mi? Sanhedrin Meclisi'ni Sanhedrin Meclisi gösteriyor. E, tabii e, bunların yardıma ihtiyaç duyulan e, yerlerde ortaya çıkması söz konusu. Ancak e, belli bir süre sonra kendi olaylarını yaratma ve kendi mağdurlarını yaratma ve bu mağdurlar üzerinden bir para kazanabilme... Ee, aynı faizin faizi diyebileceğimiz haraç sistemini e, bu bir noktadan diğer noktaya işte sürgün edilen e, halktan toplama. Keza tefecilikle çok ilişkilendirilen evet, değil mi? Başka bir ülkede satmak Hı. gibi. Legalleştiriyor mu? Evet. Legalleştiriyor. Ee, tamamen e, bu bir para kazanma sisteminin bir parçası. Yani danışılan bir ustalar, üstadlar, bilenler meclisi olmaktan çıkmış. Çıkmış durumda. Anladım. Evet. E, bunu biz Fransız devriminde görüyoruz Sanhedrin'i. Nasıl görüyoruz? Biz hepimiz 1789'da Fransız devrimi oldu bitti gibi bakıyoruz ama pek öyle değil. Yani 15 sene kadar süren bir iç savaş var. Savaşın devam ederken Fransa'nın diğer ülkelerle yaptığı savaşlar var. Napolyonik savaşlar dediğimiz hani toplamı 23 sene süren bir süreç var ve bu sürecin sonunda yani Fransız devrimi olduktan sonra Fransa'ya Cumhuriyet geldi. İşte e, kuşlar şakıyor, <laughs> çiçekler açıyor gibi bir durum yok. Ve e, Viyana konferansına kadar Avrupa'yı kasıp kavuran bir durum var. E, Napolyon dediğimiz kişi bir e, diktatör haline e, geliyor e, ve e, ancak Viyana konferansında ki 1808'de yanılmıyorsam tarihi, Waterloo Savaşı'ndan 9 gün önce son imzalar atılıyor. Ve Waterloo Savaşı'nda da en sonunda Napolyon yenilerek alınıyor. Bu sürecin içerisinde Napolyon azınlıkların haklarını koruyabilmek için Soylular Meclisi'ni davet ediyor. Ancak Soylular Meclisi diye karşımıza gelen aslında e, zamanın Yahudi soyluları. Ve bu Yahudi soylularına e, senatonun verdiği bir takım sorular var. Yani iki toplumu biz bir araya getireceğiz. Hı -hı. E, Efendime söyleyeyim sefarat Yahudileri var. Başka evet. şeyler istiyorlar. E, aşkenaziler başka şey istiyorlar. Bunların tamamını bir potada eriteceğiz ve siz nasıl bu Fransız toplumuna adapte olacaksınız diye soruluyor. Onları get dolardan kurtaracak ve işte bu süreçte Fransa'daki iç kargaşa duruyor. Yani Fransa'daki iç kargaşanın aslında Yahudilerin get dolardan kurtulmasıyla durması bize gerçekten ne için savaşıldığının ipucunu fazlasıyla veriyor. E, Soylular Meclisi'nde ise Sanhedrin'in ee, yani bir yüksek mahkemenin kurulması hı hı. ve e, bu mahkemenin kanunen de e, kendilerine hitap edebileceğini söylüyorlar ve Sanhedrin çağrılıyor. Yani kapandıktan 1400 sene sonra Sanhedrin göreve çağrılıyor. E, bu belgede e, işte İngilizce, İtalyanca, Fransızca, Almanca gibi farklı lisanlarda e, Avrupa'nın dört bir tarafına gönderiliyor. Her taraftan Yahudiler. Yetkin Yahudiler davet ediliyor ve bunların bir araya gelmesiyle neticede Fransadaki barış ortamı sağlanıyor. Evet. Ya o kararların istenenin söylenmesi için bir anlamda evet. itibar gördüğü evet. için tekrar ortlatılmış. Hortlatılmış. içinde. Ama tabii yani Napolyon'un kulağına kim bu sanhedini söyleyebilir? Çünkü Napolyon bildiğimiz kadarıyla öksüz, işte askeriyde yetişmiş hani disiplinli, arkasında belki Siyon bilgeleri var. Hani yüzde bunu söyleyemem ama olabileceği kanaatindeyim. Ee, yine de işte Ruslara yenilmiş, Osmanlı'ya yenilmiş, İngilizlere yenilmiş. Hani askeri olarak pek bir deha diyemeyeceğim. Bir takım yenilikler getirmiş olabilir. Ee, yine de kendi prensleriyle işte Almanya'nın, Prusya'nın içlerine kadar, Polonya'ya, Rusya sınırına kadar ...gitmiş. Ama karşısında... ...tam olarak bir e, direnç yok. Bir kuvvet yok. Yani o ve ...karşılaştığı zaman zaten... ...Napolyon onlarla... ...ya savaşıyor veya çekiliyor. E, Mısır mesela zaferi... ...Mısır zaferine baktığımız zaman... ...hani yanında coğrafyacılar var... E, ...işte zoologlar var... ...jeofizikçiler var... filan ...haritacılar var. Yani... E, ...Mısır'da karşısında zaten bir ordu yok. Hani... ...Napolyon'un zaferleri... Bir parça e, böyle tabii onu küçük göstermeye çalışmıyorum ama benim algıladığım kadarıyla hani bizde Türklerde çünkü komutanlık makamı çok e, üstte bir e, evet. mevkidir. Hani onu dolduranın da e, böyle peş peşe savaşları, zaferleri vesaire hı hı. biz bekleriz yani onu. E, Napolyon'unki biraz daha farklı bir e, çizgi ve e, sonuçta Napolyon yalnız başına bir adada. E, vefat ediyor. Ama e, Fransa, Avrupa'nın merkezinde Yahudiler için son derece güvenli bir liman oluyor. Ve bu bir basamak. E, bunu gören, kıskanan diğer Avrupa ülkeleri kendilerindeki Yahudi haklarını arttırıyorlar, değiştiriyorlar. E, ve bu bir basamak, bir basamak daha. Yahudiler en sonunda mesela Almanya'da 1822 yılında e, Alman halkının tüm e, ...kanuni haklarına sahip oluyorlar. Çok ilginç. Evet. E, bu eğer Fransa'daki e, 1789'daki hareketler olmasaydı... ...muhtemelen bu 1822'deki Hı. Almanya'daki haklarda söz konusu olmayacaktı aslında. Dolayısıyla burada hani birbirinin içine geçmiş, birbiriyle bağlı... ...hem de çok sıkı bağlı e, çok fazla şey var... Ben biraz hani bunlardan kafamı kaldırıp hani ezoterik tarafına e, pek e, giremiyorum. E, kusuruma bakmasın e, izleyicilerimiz. Ama ilgileniyor musunuz bir yandan? İlgileniyoruz. Araştırıyorsunuz yani, ezoterik boyutuyla da. Güzel. Orada şöyle bir sahne var. Üstad 1300 yıllarında çeviriyle ilgili sorunları şöyle dile getirdi. Ben onu biraz belki evirebilirim. Mevcut olan bilgilerin dil çukuruna düşürüp aslında bunların şöyle de bir manası var ve bu mana da aslında kötücüldür ve bunlar majikal gruplar, bunlar karanlık gruplar, bunlar aslında büyü yapıyorlar, bunlar aslında karanlık güçlerle beraber çalışıyorlar şekline dönüşmüştür. Orada şu e, tamamlamayı yapabilirim belki, e, eksik anlamında söylemiyorum. E, eğer o kapitalin güçlü kapitalin her yere hakim olması, satılan toprakların geri alınamaması, bir faiz çukuruna düşülmesi, e, o e, finansı sağlayan grubun güçlenmesi, oradaki kralı ve tabasını rahatsız ettiği için bu çeviriler konusunda hep e, para üzerinden saldırılamadığı için yani yeterli argüman ve güce sahip fiziki güce öyle diyelim fiziki güce sahip olmayınca daha çok teolojik vurma yani e, tabirimi mazur görüyorum böyle bel altı vurma durumu da bu kitleler için bunlar büyücüdür bunlar e, karanlık güçlerle beraber çalışıyor Hı. karanlık güçlerden kurtulmamız lazım e, bunların yakılması lazım bunlar insan değildir gibi yerlere kadar giden ve bir süre sonra da bu bahsettiğimiz altı örgütlerinin de temelini bu bilgeliğin ya da bu bilgilerin e, yer değiştirmesi şeklinde. Çünkü başından beri anlatılan her şeyin bir ürünati, bir e, komplo, bir e, plan, bir e, üst akıl e, bu tabiri sevmesek de sanki bir üst, üst akıl sevmek oluşturduğu sevmek. efekti var mı? E, sanırım gizli böyle bir dünya efekti oluşturduk. Gizli yöneticileri, gizli Böyle dünya bir gizli dünya gibi. yönetici kavramı. Evet. Ee, söz konusuysa e, ve işin içinde de eğer bir ezoterizm söz konusuysa ister istemez o okült dünya, karanlık dünya öyle diyelim e, bu toplumun da üzerine yapışmıştır. Ve haliyle toplumdan, gruptan ya da bu e, tehditten kurtulmanın yolu da dönem dönem cadı avı diyebileceğimiz bir noktaya da gelmiştir ki e, en büyük cadı avlarından bir tanesi Hitler aracılığıyla yapılan ve e, bir sürü e, hak edilen ya da edilmeyen e, yaftanın yapıştırıldığı e, orada da bir aslında e, ekonomik buhranın çıkış noktasıdır. E, sanki o gücün, o nesnel gücün e, şeytani bir güce dönüşmesi hali var mıdır? Şeytani güç deyince hemen aklıma şey gelir. E, Deccal 666 kavramı aslında e, Semboller. evet Roma'nın Hristiyanlar ve Yahudiler için uyguladığı bir tabirdir. Yani Yahudileri ve ...Hristiyanları birer şeytan olarak tabir etmiştir. O zaman içerisinde dönmüş sanki Hristiyanların e, paganları ifadesi şekline dönüşmüştür. Keza Roma e, pagan dediği Hristiyanlar, Hristiyanlar bir süre sonra e, Konstantin Konstantin'den sonra... ...yani Hristiyanlığın tanınmasından sonra ki grupların tamamı pagan olmuştur. E, burada şunu kastediyorum, bugün e, doğru bildiğimiz şeyler ya da e, pozitif şeyler hı hı. bundan önce negatifti veya bugün pozitif bildiğimiz şeyler yarın negatife dönüşebilir mi e, konunun etrafından dolaşmak kısmını değerli buluyorum e, bu bakımdan bu illuminati kavramının bu toplumla ya da sion gizli e, evet gizli örgütler kavramı sionla direkt ilgili olup olmadığı konusunda e, biraz daha belki konuyu açabiliriz ama 666 her şekilde anlıyorum ki e oraya bağlamışlar. Şeytanın, Romanın uydurduğu e, bir şey. Ses alın da hemen caps yapın diye yaptım bunu. 600 dakika. ve Yahudiler için kullanılmış bir tabirdir. Evet, sembolleri de getireyim diye bir yana böyle koluyor. Yaptım işareti. Şimdi benim tezim aslında e, gerçeğe yakın olmamız, gerçeğe ulaştığımız anlamına e, pek gelmiyor. E, bu hiçbir zaman da sorunu çözmemize e, yetmeyecektir. Ee, ve olayın mağdurlarından bir tanesini de e, biz muhatap alıp e, konuyu çözemeyiz evet. Dolayısıyla e, bu insanların bu grupların e, belirlenebilmesi Elbette gerekir ama bunlar için çok yoğun e, emek harcanması gerekir işte istihbarat çalışmaları gerekir ve gerekir Hani bizim bu tarz kaynaklarımız olmadığı için e, daha basit işte tüme varım yöntemi yani bir Hı -hı. metot belirleyerek olayları değerlendirip bunların sonuçlarını alıp hani büyük resimde böyle bir durum var mı yok muyu e, ölçebiliyoruz. Yani en azından benim ölçüm e, bir parça bu yönde. Burada mağdur bir halkın yanında <laughs> radikal bir hareketin söz konusu olduğunu vurgulamak isterim. Yani e, konunun bir pozitif bir de negatif tarafı var. Bu, bu kısma vurgu yapmak lazım. Gerçekten böylesi bir hareket var. Ve bir plan dahilinde çalışıyorlar ve bu plan çok ulvi bir dünya imparatorluğu, uhrevi bir birliktelik, bir kutsal ittifak mı? Yoksa gerçekten bunlar birer egzoterik görünen, görünmesini istenen ya da göründüğü kadarıyla da insanları aldatan, aslında konuştuğumuz her şeyde onların ekmeğine yağ sürer, onlar kavramı nedir? kısmında biraz tereddütteyim. Sanki konu mesela, konuşulduğunda uh -huh. hoşlarına gidiyormuş evet. efekti içindeyim. Komuta Komut Akademisi'nin mesela şeyleri var, ...alt altbaşlıkları var, var e, 13'ler, 33'ler, 300'ler meclisi gibi kulübü, mesela bunlar bu detaylar ki devamı da var. Sizler biliyorsunuz Büyük Şark Hocası falan filan gibi. Tabii. E, bu kademeler için mesela ne diyorsunuz? Aktif e, mi? En son ne zaman aktifti? Bunlar özellikle e, belli bir plan çerçevesinde e, Oluşturulmuş, oluşturulan, e, aktif edilen, e, çok uzunca yıllar kullanılan, e, pasif duruma geldiği zaman da işlemini sanki bir gözlemci gibi e, devam ettirilen bü, bü, kusura bürokratik gruplar. Hı hı. E, bu grupların kime hizmet ettiğini biliyoruz. Yani bu grupların hiçbirisi halka hizmet etmiyor. Hı. Ee, siz bana ikidir çok güzel pas atıyorsunuz. Ben <laughs> e, o, o, o konuda bir şey söyleyeceğim. Elbette şimdi bir e, baskı politikası uygulandığı zaman e, siz zayıf bir insansanız veya çok kuvvetli de olsanız hani tek başınasanız aileniz varsa arkanızda e, sığınacak bir dal arıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla e, burada da ee, Yahudi halkına yapılan bir işkence bir zulüm e, muhakkak olarak siyon bilgilerinin işine gelmektedir Hah, onu duymak istiyorum Evet ee, Eğer e, bir Yahudi aşağılanıyorsa e, kötü söze maruz kalıyorsa hani Bireysel bir şey ise onun adli makamlarda karşılığı vardır. Ama bu daha ciddi bir şeyse, daha toplumsal bir şey ise, işte 50 tanesi bir anda öldürülebiliyorsa, işte 100 tanesinin dükkanları bir anda taşlanıyorsa filan, bu tarz hareketler olduğu zaman elbette onlar da daha korunaklı kendilerini bir anda oradan kaçırabilecek, bir anda başka bir ülkeye götürebilecek bir şeyi ararlar. Hepimiz ararız, Kim avamaz? Ee, bir ülkede yani yabancı olduğunuz bir ülkede e, ben özellikle e, 20 küsur ülkede e, çeşitli e, hani şans eseri e, negatif bazı organizasyonların arasında kaldım. Yani karşıdan karşıya geçerken göstericilerin yürüdüğü bir durumda veya İtalya'da Duomo Meydanında işte Türkler dışarı gibi bağırırlarken hayatımda bu kadar kötü hissetmedim. Size bir yabancı ülkede sistematik olarak kötü davranılıyorsa siz elbette en korunaklı yere kendinizi bağlarsınız, bağlı hissedersiniz ve zaman içerisinde oraya hizmet de edersiniz. Yani bir takım örgütler var. Bunların e, sicilleri araştırıldığı zaman mesela Amerika'dakiler için söyleyeyim en yaygın olanı e, polis karakollarından döküman çalıyorlar. Yani. Ne alakası var diyorsunuz? Kendi adamlarını kovuyorlar. Hmm. Bu buradaki belgeleri e, çalarak bir şekilde kendi adamlarının serbest kalmasını sağlıyorlar. Yani bu bir organizasyondan bir parça daha öte, elle tutulur fiziki bir tarafı var. Çok fazla belki e, araştırılmamış, üstüne gidilmemiş ama e, son derece ciddi bir yapı ve hepimizin hayatına çeşitli şekillerle etki edebiliyor çünkü az önce bahsettiğim şablonun üçüncü adımı tamamen ekonomik bu ekonomik sistemde de şöyle izah edeyim krala verilen borç diyelim ki İngiltere kralına 5 milyon poundluk bir borç verilecek anlaşmaya uymuyorlar 15 milyon pound devre sokuyorlar bir anda daha önceki vakkam her neyse e, toplam pazarın yüzde %20'si 25'i civarına düşüyor. Yani e, siz kreditor olarak pazarın %75'ine hakim bir insan oluyorsunuz. Bu ekonomik şablonda ikinci adım e, kredilerin kısılmasıdır. Yani çünkü hiçbir zaman e, kredilere bir ihtiyaç karşılıksızlığında vermezler. Yani... Bu cep telefonunu alacağım 100 lira, 100 lira verirler. Sizin ama 115 lira ödemeniz lazım. O 15 lirayı hiçbir zaman basmazlar. Dolayısıyla bir kısım insanlar e, parasız kalacaktır ve ellerindeki varlıkları yok fiyattan satacaktır. Yani ekonomik o anlamdaki şablonun üçüncü adımı... Ülkeler bazında bakarsak üstadım bu konu evet. çok hassas bir konu. Ee, böylesi bir şeye zaten her ülke maruz kalıyor keza bizim ülkemizde kalıyor. Tabi burada konjuktorel baktığımızda durum değerlendirmesi yaptığımızda bu bilincin, bu örgütlü bilincin e, hep böyle mi davrandığı, hep böyle mi e, bir sonuç elde ettiği para üzerinden bu hakimiyeti sağladığı efekti e, ülkelerin içine düştüğü buhranların nedenleri olabilir mi? Bu, bu mudur yani? Evet ve fazlası. Hmm. Evet ve fazlası. Şöyle ki. Ee, size borç verecekler bu sefer e, işte nereden geldiğini sizin, de miyiz o borcun? Sizin kulumlarınıza e, belli insanların Hı -hı. çalışması için size dikte edebiliyorlar. Hı -hı. Mesela evet. IMF ile yapılan çalışmalarda Hı -hı. E, bu çok fazla yaşanmıştır. Yani e, belki bir Türk pasaportuna sahip bir insan ama size hizmet ettiği kadar diğer tarafa da hizmet edeceği, Son Altın. derece açıktır. Ee, bunların toplamda size getirdiği kazanç ile götürü hani e, muhakkak tartmışlardır yöneticilerimiz. Muhakkak bunları e, göz önüne alıyorlardır. E, ama bu fiziken bu şekilde gelişiyor. Evet. Yani bir ülkenin yüzünü batıya dönmesi ve doğuya dönmesi kavramının altında bu mu yatar? E, bence bundan fazlası var. Hı hı. E, ancak hem medya tarafında belli bir yön ve istikamet verilmesi hı hı. hem de parasal anlamda aynı yön ve istikametle e, biraz hani at gözlüğü takmış bir şekilde gitmemize sebep oluyor. Hı hı. E, daha fazla etrafımıza bakabilirdik. Mesela e, Afrika'yı biz çok geç keşfettik. Evet, evet. Mesela uzak doğu tarafını e, hala belki yeterince kullanamıyoruz. İşte e, Amerika'ya ihracatımız son derece zayıf. E, Amerika'ya ihraç eden şirketlerin yüzde sekseni bir ikinci defa ihracat yapamıyor mesela. Hani kurumlarımıza da çok iş düşüyor. ve bunların geliştirmek için son derece yoğun eforlar da harcanıyor. Ama temelde biz sürekli büyük paraları faizlere verdikçe bunlara yeterli bütçeniz kalmıyor. Bütçeniz kalmayınca yeterli eğitimle bu ee, insan kaynağınızı kullanamıyorsunuz gibi bir zincir yani sizi ama bu sistematik diyorsunuz. bu yani. sistematik Evet Evet benim Hı. burada şöylesi bir e, manzara ile karşı karşıya kalıyorum aynı zamanda da sorguluyorum çok e, ağzınıza sağlık e, hep iddia ettiğim medyanın bazı komplolar üzerine gitmesi ısrar etmesi bu adamlar böyledir demesi sanki onu diyen komplocu e, ...şahısların bu sisteme hizmet ettiği efekti oluşuyor bende. Tam da ters köşe e, mantığını, biçimini kullanmıyor mu? Yani o komplo teorisyenlerinin aslında bunlar şöyledir, bunlar böyledir dediğinde... ...konuyu gündeme getirmesi, konunun e, bir taraftan yüzde elli düşman yaratması... ...bir taraftan da yüzde elli hiç bu konuda fikri olmayan insana... ...böyle de bir şey varmış deyip oradan yüzde on devşirme gibi bir hal oluşmuyor mu ben... Bu anlamda sanki komplo teorisyenlerin yani Türk Hakkı bu bunlar şöyledir diyen bu anlamda temkinli olmakta fayda görüyorum kendi adıma e, bu, bu böylesi söylemler içerisinde olanların e, sanki bu oluşuma e, filim veriyormuş efekti var bende. Yanılıyor muyum bilmiyorum. Ee, yanılmıyorsunuz bence. Ee, ancak bunları besleyenlerin de aynı kaynak olabileceğini düşünmemiz Öyle lazım. Öyle bir hissiyat içindeyim. Sana. Elbette. Hı -hı. Yani e, pek çok kanalda işte YouTube'da yapılan bir takım e, dediğim e, dalavereleri gördük, evet. duyduk. E, işte dijital paralarla yapılabiliyor, kredi kartlarıyla Hı -hı. yapılabiliyor vesaire. E, bir anda bunların sayısında büyük bir patlamalar yaşıyoruz. Yani bugün belki UFO olayı gerçek uzaylılar var Uçan daireler var Ama öyle bir medya yönlendirmesi var ki ya saçma bunlar demek durumunda kalıyorsunuz. Yani bir gerçeğe yaklaşsanız bile o gerçekten sizi uzaklaştıracak çok fazla kaynak var. Dolayısıyla sizin karanlıkta kalmanız aslında hedef. Esas olan bu. Esas olan bu. Ben açıkçası Yahudilerle ilgili kitabın başında da şöyle bir tanımlama yaptım. Bir konu hakkında Yahudilerle ilgili bir konu hakkında bir çerçeve çizmeye çalışmak onları ölçülebilir varlıklar halinde değerlendirebilmek adına kendim için mümkün değil her daldan, her e, renkten, her e, fraksiyondan yani yelpazenin bütün e, dallarından e, farklılıklar içeriyor. Bizim toplumlarımız da böyle aslında. Ancak bu her dala, her fraksiyona her bir ayrı renge hitap edebilen e, bir e, yayın kanalı vesaire bunu kurabilmek için çok güçlü bir ee... objektifiteye sahip olmak evet. Yani. Peki e, şimdi Yahudi kavramı Osmanlı döneminde nispeten daha kucaklayıcı, daha sempatik görülmüş. Evet. E, hep bu 1200'lerden 1800'lere kadar kucak açılmış hali var. ya Filistin olayından sonra e, konu bir anda tam tersine döndü. Bunu nasıl değerlendirebiliriz? Bir ikincisi, e, şöylesi bir söylem de var. E, o bölgede e, Türk kökenli Yahudiler olduğu, keza e, Azerbaycan savaşında İsrail'in devreye girmesi, e, burada e, kültür kökeniyle dini adres çatışması söz konusu gibi sanki. Ne dersiniz? Aslında şöyle bir durum var. Ee, Yahudilerin kendi ırkından olan e, bazı doktorlar evet. dünya çapında büyük e, bütçelerle bir takım araştırmalar yapmışlar hı hı. E, ve bunların bulduğu e, sonuca göre e, İsrail'de yaşayan Yahudilerin yüzde %90'ının e, işte Aşkenaz kökenli ve evet. veya diğer hazar, hazar ırklardan, evet, evet Hazar türklerinden oldukları ortaya çıkıyor Bu şöyle bir risk getiriyor işte e, Ahad Ham'ın Siyonizmin içerisine soktuğu vaat edilmiş topraklar kelimesi ben onu iyi hazırlamıştım sormak için <gülüyor> evet <gülüyor> ee, İsrail için son derece riskli bir konuma getiriyor çünkü onların dayandığı burası bizim e, kültürümüzün toprağı tamam kabul ediyoruz Hani kimse de onları oradan dışarı çıkartmak istemiyor en azından benim bildiğim kadarıyla Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde böyle bir niyetimiz yok. Ama dayandırdıkları destek bir anda buhar oldu. Yani vaat edilmiş toprakların mirasçısı değiller. Yani bu çok açık. Ha, elbette Yahudiler bir e, ülkede yaşasınlar, onların bir e, devletleri olsun, kültürlerini yaşayabilsinler. Efendime söyleyeyim dil, lisanlarını geliştirebilsinler. Hani bunu kimsenin karşı çıktığı yok. Ha çözüm nedir? Onu çözüm bende değil. Evet. Yani bürokratik <laughs> olarak güçlü bağlarımız var hissediliyor Tabii. ama e, ümmet bağlamında büyük sorunlar var. Bunu da çözemeyecekler sanırım. Bence e, çözülmeyecek bir şey yok. Yani 1980'lerde hani askeri darbeden sonra Turgut Özal'ın zamanında. Bizim bütün Türkiye için bahsediyorum, tek tük otellerimiz vardı, turizm diye bir işimiz yoktu. Yepyeni oteller açtılar ve. E, i̇nanın ben o yıllarda Öğrenciydim turist rehberliği yapıyordum hı hı. E, Pek çok İsrailli ve veya dünya e, Vatandaşı olan e, Yahudiler Türkiye'ye akın akın geldiler e, Bu bir süre sonra tehdit olarak algılandı Buradan <laughs> arazi alıyorlar gibi bir durum oldu Değil mi? 10 sene boyunca geldiler He. Yani e, Her yıl e, Manşetlere çıkacak kadar e, Çok geldiler e, Pek çoğunun Türkçe konuştuğunu kedi kulaklarımla... Çok ciddi kültürel bağlar evet, olduğu aşikar. Evet. Var. E, bu bağlar... E, ...yani biz birbirimize... ...insan gözlüğüyle baktığımız durumda... ...tekrar kurulacaktır. Ama tabii yüksek politikalar başka şey. Hani o, o tarafta... ...neler değişir, neler getirir... ...hani onu e, zaman gösterecektir... ...mutlaka. E, ben... E, ...sadece şunu söylemek isterim... ...ee... Bütün dünyada medya globalleşmeyi e, dünyaya dayatırken, e, işte 2018 yılında Yahudi ulus yasası çıkmıştır ve e, yasanın e, son cümlesi hala aktımda e, kanunların yetersiz kaldığı yerde Yahudi şeriatı. Hmm, evet, bu önemli. Tamamlar der. E, bu talihsiz bir yasadır. E, ama tabii hani başka bir ülkenin işi başka bir karar. Hani e, baktığımız zaman e, bizim onlarla daha iyi olabilecekken mesafemizi açan kararlar bunlar. E, bütün dünyada globalleşme olurken siz kendi vatanınızda neden ulusal bir yasa çıkarıyorsunuz? Ulus olarak güçlü olmak istiyorsunuz? E, başbakanları 20 sene içinde biz yok olabiliriz diye bir beyan Evet. Yani bunun dinamiklerini ben bilemem ancak e, elbette emperyal İsrail için işte e, kuzeyden bir boru hattının geçeceğini hepimiz okuduk. E, bizim buna izin verebilmemiz, vermemiz mümkün değil ama ortak projeler her zaman mümkün. Yani, yani e, yüksek politikayı bir parça e, sahiplerine bırakalım ben o, o konuya çok fazla girmek istemiyorum. Evet yavaş yavaş reklama doğru gidiyoruz. Ee, bu arada rahmet Aytunç Altındal'ın kitabına e, atfen bir soru soruyorlar. Şiitlerin de aslen Yahudi olduğu evet. meselesine ilişkin. Bu iki dakikada isterseniz onunla ilgili görüşünüzü de sorayım ben. Ee, Yahudi asıllı bir aile, aile tarafından maddi destekle ee, büyütüldüğü görüşünü ilişkin. Büyük annesi... E... ...bildiğim kadarıyla Yahudi... Hı hı. E, ...Aytunç Bey'in rahmetlinin... ...kitabında öyle yazıyordu... Bilmeyen ...ancak... Hitler, Hitler. E, ...sadece Hitler değildir... ...Yahudi kanı taşıyan... E, ...Nazi Almanya'sındaki... E, ...yönetim kadrosunun... E, ...önemli kritik mevkindeki... E, ...yanlış hatırlamıyorsam... 7 ayrı kişi de... E, ...ciddi Yahudi kanı vardır... E, ...ve e, ee, bu da tabii soru işaretlerini arttıran bir noktadır Yani meselenin Yahudilik olmadığı evet. görebiliyoruz. E, ee, orada çok daha farklı bir e, mekanizma. Proje meselesi, yani Olduğu görüşü gibi. <laughs> Baktığımız zaman Hitler muazzam platformlar üzerinde çalışıyor. Berlin'i yeniden yapılandırmak üzere çalışıyor. işte e, olimpiyatları düzenliyor. Hani bu noktadan insan kıymaya giden yol e, hala pek çok insan için çok karanlık bir nokta. Hani e, Karl Marx'a daktiloyu verenle e, işte Mein Kampf'ı yaz diye daktiloyu veren kişinin aynı insan olduğunu bilmemiz önemli. E, haliyle bu iki fikrin e, çatıştırılmasını ve buradan bir takım kazançlar, öğretiler elde edildiğini ben düşünüyorum. Yani Alman tarafının ve Rus tarafının aslında çok ciddi bir e, kapışma ile bir netleştirmeye gidildiğini e, düşünüyorum ama tabii oradaki dinamiklere hakim e, değiliz. Peki kısa bir ara son bölüm için tekrar bir araya geleceğiz. Siyonizm etiketi altında buluşuyoruz değerli izleyiciler. Murat İrfan Ağcabay bizimle birlikte. Barbaros Şenbak bizimle birlikte. Siyon bilgelerini konuşuyoruz. Siyon belgelerini konuşuyoruz. Siyonizmi konuşuyoruz. E, tarihe bakıyoruz, e, yapılanmaları konuşuyoruz tarihte ve bugünkü yapılanmaları var mı yok mu o kısmı da dahil olmak üzere. E, keyifli bir program olduğunu düşündüğünüzde inanıyorum. Siyonizm etiketiyle lütfen hem Twitter'dan hem de Instagram'dan, e, özellikle Twitter'dan görüş önerilerinizi ve sorularınızı bekliyoruz. E, Murat İrfan Acabay hocam e, şimdi e, girecek konuya ama şu Ahad... Hamın siyonizm zaferi teorisi o bölümden yani bu teoriden alıntı yaparak e, değerlendirme yaptınız ama bu teorinin kendisi nedir? Onu da bir özetlerseniz oradan Murat hocama Te, Temelde Geçerim. dini temellidir. Ee, Yahudilerin günün birinde bütün dünyaya hakim olacakları e, söz konusudur e, ve e, hani bir insan sayısının azaltılması söz konusudur. Ee, çok popüler olan işte insanlığın 500 milyonun veya altına, altına inmesi. inmesi gibi bir e, teori içerisinde e, yönetici kadro tamamen kendileri olacaktır. Ee, Siyonizmin zafer teorisi aslında e, temelde budur. Dini değil de siyasi gibi geliyor Bence tamamen ya. siyasi. Evet. Bu bir di, di, yok. Hani dini tarafta bütün... e, hani bunun siyasi, detayları var. Din, dinin siyasi kısmı diye. Evet, evet. E, ö, öyle bir e, çalışma. Ama günün sonunda hani e, diğer milletlerin e, ancak e, onların köleleri olarak ayakta kalabilecekler. Yardımcıları olacaklar. İşte uşakları hmm. olacaklar. Ancak o şekilde hayatlarına devam edebilecekleri. Evet. Ee, tabii bu aslında daha büyük bir e, gizemin de hani gizem diyeyim buna e, kendilerini kamufle etme yöntemleri. Çünkü onlar kendilerini seçilmiş görüyorlar. Seçilmiş üstü. evet. e, Üstünler e, çünkü e, işte e, dini vahidlerde. Böyle cümleler var. İşte Tanrı'nın onları hmm. yeteneklerle bezediğini okuyabiliyoruz. Daha sonra Kur'an'da bunların cezalandırıldığını da okuyoruz ama o yeteneklerin geri alındığını okumuyoruz. Haliyle de burada yetenekler bizde, biz üstünüz fikriyatı devam ediyor. Hmm. Bu da kendilerinin oluşturmaya çalıştıkları o e, biz yeterliyiz, güçlüyüz, kuvvetliyiz, becerikliyiz. E, tabii kendi e, işte ne diyeyim e, devşirmek istedikleri insanlar için e, cazip bir nokta olabilir. E, kendi e, hegemonyalarını sağlayabilecekleri bir alanda, e, kendi suçlarını ve günahlarını e, kabul ettirebilecekleri bir e, durum olabilir. Çünkü her türlü kötülüğü Yapabileceklerine inanıyorlar. Ancak işte füzele uçuşmaya başladığı zaman sizin arka bahçenize nükleer füze düşecekse, hani bunların önemi kalmayacaktır. Tabii ki insanların çok daha ciddi bir şekilde tepki göstermesi gerekecektir. Hı hı, hı. Peki. Program boyunca şunu hissettik, algıladık. En azından izleyen de benim benimle aynı fikirdedir diye düşünüyorum. E, sanki anlatılan e, bir toplumun arkasında o toplumu koruyan kollayan ve onu koruyup kollamak için de her türlü e, hareketi yapmakta özgür, kendini güçlü bulan, kendine güveni olan bir hareket söz konusu. Bu harekette bir, bir biraz böyle yeraltı hareketi gibi. Keza konu yeraltı olunca da dünya üzerinde dünyayı yönetmeye çalışan ya da programlamaya çalışan örgütlerle de eşdeğer konuma geliyor. Mesela bunu Masonik ayırmak diyor. lazım mı? Evet, bunu ayırmak lazım mı yoksa gerçekten iç içe e, girmiş kavramlar mı? Keza bunun hikayesi işte Templier şövalyeleriyle daha doğrusu ...Siyon'da e, Sion'da bulunan e, göğün kapısı adıyla anılan yukarıda aşkın olan tanrının e, bu tepe aracılığıyla ki daha mitolojisini burada e, ya da daha sembolizmini burada konuşabiliriz. Bir yüksek e, mertebenin, bir e, çıkışın, bir merdivenin e, tanrıya yakın olmak kavramı üzerinden bu e, Tepe üzerinde kurulan mabedin, tapınağın e, korunması için gönüllü olan ve bu gönüllülüğü bir teozofiye, bir e, teolojiye bağlayan e, adına da bugün işte tapınak şövalyeleri dediğimiz kavramın da kökenini e, bu tür oluşumların içinde görebilir miyiz? En azından onu tartışabiliriz. Keza bu örgütlenme ya da bu gelenek öyle diyelim sanki daha eski bir e, kaynaktan beslenmiş de. Bilinen, görünen bunlar işte haç yolcularını koruyan şövalyelerdi şekline dönüşmüş bir bitken. Sonra bunlar böyle kutsal bilgilere sahip olmuşlar. Bu kutsal bilgiler daha sonra elden ele aktarılmış efektin içinde bu Yahudi oluşumunu da hissediyoruz. Ama ben bu konuda da yine temkinli davranıp bir gelenekle yani bilgelikle bilginin birbirinden ayrılması gerektiği fikri içindeyim. En azından bu konuşma ve öncesinde kendimde biriktirdiğim malzemeler üzerinden şunu söyleyebilirim. Bir toplumu suçlamak, o toplumu koruyan küçük grupları suçlamak, o küçük grupları yöneten büyük grupları suçlamak ve bunu bir globale yaymak, dünyayı yönetiyorlar kısmında, bunun aslında amaca hizmet ettiği efekti içindeyim. Böylesi bir güçleri olduğu efektini, argümanları doğru kullanarak, sağladıkları fikri içindeyim ki e, bendeki izlenim şu aslında böyle bir şey yok böyle bir masa yok böyle bir güç yok e, ve bu gücü korku politikalarıyla öyle diyelim e, komplolarla böylesi bir şeyin olduğu fikrini yayarak bunu bir enerji boyutuyla da e, inandırarak öyle diyelim medyayı ve enstrümanları parayı kullanarak e, bunu sağladıkları düşüncesi içindeyim. Çünkü bendeki kadim öğreti ya da kadim bilgelik ya da gnostik ittifak kendi içinde şu mesajı içerir. Karanlıkta ışık için çalışırız. Karanlıkta ışık için çalışmak fikri e, kültürü, dini, kıyafetin görülmediği, dilin, dinin görülmediği bir alandan bahsediyoruz. Bir kutsal ittifaktan söz ediyorsak ki bunun merkezini de Kudüs'e koyuyorsak Kudüs'ü ilhak etmiş, Kudüs'e sahip çıkmış, Kudüs'ü kutsayan bir millet üzerinden adres göstermenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Keza bu topraklar zaten kendi içinde bir e, ulviyata, e, en azından Sami dinleri boyutunda bir ortak platforma, e, ortak söyleme sahip. E, ben bu bilgeliğin bu, bu kadar e, basit bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bunu Siyon bilgiliği adında bir, bir yere bağlamak da istemiyorum ama bir bilgelik söz konusuysa, ve bu bilgelik yine yeraltı örgütleri görünmeyen güçler tarafından e, ilerliyorsa bunun biraz insani tarafı olduğunu da düşünüyorum. Açıkçası e, kendi içimde şöylesi bir yüzde elli yüzde elli içindeyim. Bu adamların bu misyona sahip çıkmaları bu misyonun ne olduğu ile ilgili bir e, fikre de sahibim bir e, kutsalın insan içerisinde tezahür etmesi fikri, insanın kendisiyle bütünleşmesi, insanın kendini bulması, tanrısını, aşkın tanrısını yeryüzüne indirmesi fikri hem egzoterik yani fiziki olarak var hem de ezoterik ruhsal olarak var. Bu iki kavramın birbiriyle çeliştiğini ya da çatıştığı fikri içindeyim. Sanki e, dışarıda görülen mabedin, dışarıda görülen kıyafetin, inancın ve oluşumların e, bir boyutunun da içeride görünmez ve bilgeler tarafından korunduğu fikri içindeyim. Bununla şuraya gelmek istiyorum. Bir dünya imparatorluğu ve bu imparatorluğun bu kutsal ya da vaat edilmiş topraklar üzerinden dünyanın nüfusunu azaltacağı, dünyanın kontrolünü eline geçireceği, finans gücünü sağlayacağı keza tüm mitlerde bir sonun. Sadece e, Yahudiler özgü mitlerde değil, inançlarda değil, tüm mitlerde bir sonun e, ancak kişinin kendisiyle bütünleşmesi ve bununla ilgili de bir işaretin gelmesi sonucu olacağı ki bin, işte 62, binattan sonra 62'de e, yanılıyorsam düzeltin lütfen. Titus şeye e, mabedi yıkmaya geliyor Roma İmparatorluğu. E, mabet yıkıldıktan sonra bile Yahudi halkı şöyle bir hezeyan, e, mutluluk içerisinde. Tamam diyor e, kıyamet kopacak artık. Yani e, oluşan negatif durumdan bile bir pozitif sonuç çıkarmak, nihayetinde mabet yıkıldığında e, İsa Mesih dünyaya gelecek fikrinin e, oluşumu bu toplum içinde var. İsa Mesih kavramı da kendi içinde bir gnostik inanca sahip. Gnostik inançla kastım şu, e, gnostizlik ya da gnos kavramını belki açıklayabiliriz. E, Jung'un kavgustav, Jung'un kolektif bilinç ötesi dediği ee, İslam'da ledun ilmi adı altında görebileceğimiz kişinin tefekkür aracılığıyla, e, vecd aracılığıyla e, iç sesiyle buluşması ve bu iç sesin e, ona sağladığı konfor alanıyla kendini ifade etmesi, yani yücelmesi şeklinde tabir edilir. Ben yani, soyut kavramlarla somut kavramların çok birbiri içine girdiğini ve bunun e, izleyene, hmm. e, ilgili olana, yanlış adres gösterdiği fikri içindeyim. Bir Illuminati senaryosu çizdik konuşma boyunca sanki bir grup insan bir araya geldiler ve dünyayı yönetmek istiyorlar ve sonu da hızlandırmak istiyorlar çünkü son geldiğinde de sanki kurtuluş gelecekmiş efekti içinde. Bununla ilgili bu gizli örgütlerin temel kurulum manifestolarına bakmak lazım. Tabii ki gizli olduğu için ulaşmak çok zor. Ama e, şöylesi bir fikir içindeyim. Her coğrafyada bir su altı kaynağı olarak düşünün bu bilgiyi. Her coğrafyada, her kültürde e, sondaj yaptığınız coğrafyanın dinine ve kıyafetine bürünüyor. Bilgi tek, menşeyi, tek efekti içindeyim. Ben e, uzun yıllardır bu alanda çalışıyorum ve bu konuda e, bunu söyleme gücümü gücünü kendimde buluyorum öyle diyeyim e, konunun suistimal edilmesi konunun kişilere, toplumlara bayraklara, ülkelere mal edilmesi kısmında temkinli olunması gerektiğini, bilginin tek olduğunu e, ama farklı coğrafya ve dinlerde, kültürlerde şekillendiğini ve birbirine düşman hale geldiği izlenimi içindeyim bu izlenimi e, kırabilmenin ancak ve ancak insani bir üst basamakta e, algılanabileceğini yani toplumlar e, sınırlar, bayraklar e, ülkeleri bir kenara koymakla mümkün olabileceğini. Bu da kendi içinde bir siyasi söylem mi? Bu da kendi içinde bir çukura götürür mü? E, ne demek istiyorsun Murat İrfan şeklinde dönüşür? Haliyle bir şey demek bile çok zor. E, kişilerin e, algılarıyla, durumlarıyla inançlarıyla oynamak gibi bir senaryo doğru da gider mi? E, haliyle bu konuların televizyonda konuşulmasını bile garip karşılayan bir mesaj da aldım gelmeden evvel. Siyonizmi televizyonda mı konuşacaksınız? Evet konuşulmalı. Konuşulabildiği için bu platform çok değerli. TV24 değerli. E, konuya yukarıdan bakabilmek. E, toplumları bu örgütlenmelerin dışına çıkarabilmek. Yani insani boyutu değerli kılabilmek çok önemli. Ben e, bu ittifakın, e, bu bilgeliğin her coğrafyada farklı kıyafetlere bürünse de... E, ...özü itibariyle aynı dert içinde olduğu, dert vurgusunu şunun için yapıyorum insanlığı kurtaracak, insanlığa doğru yol gösterecek, insanı insanla kucaklaştıracak. Ben bu konuda pozitif bakmakta ısrarlıyım. Bu tür örgütlerin kötücül tabiri, tarifi kendi içinde bir kutupsallığı getiriyor. Bu kutupsallığın kimseye bir faydası yok. Faydası olduğu efekti içindeyse, bunu anlatan söyleyenin, kendisine faydası olduğu şeklinde bir düşünce de oluştu. Çünkü medyada e, ciddi anlamda böyle bir komplo var. Yani bir e, dizi film seyreder gibi hatta birçok dizi filmden etkilenilmiş. Sanki bu arkadaşlar oturmuşlar akşama kadar dizi film seyretmişler ve bu komplolar içerisinde sanki bu komploları da gerçekmiş gibi kabul etmişler. Ve bu sanal dünya içindeki durumu da e, medyalar aracılığıyla veriyor mu? Bu durumun Bahsettiğimiz örgütlerin ekmeğine yağ sürdüğü efekti içinde bu konuda ısrarcıyım. komplo teorisyenleri hali bir Hollywood filmi efekti veriyor ve bu da kendi içinde bir sevgisizliği pompalıyor mu? Evet, o konuda. Neden Hollywood örneği verdiniz? Mesela hiç sembol okumuyor muyuz biz bu örgütlerin gerçekliği? Fringe diye bir film vardı mesela. bir dönem, bir dönem tamamının. E, sanki bu komplolar üzerinden yürüdüğü efektini verdi mi? Onları izleyen arkadaşların e, yeni jenerasyona bunu anlattığı şekli oluşmuyor mu kafanızda? E, açıkçası e, bir Fringe dizisini izlediğinizde e, birçok televizyon kanalındaki e, komplocuları öyle diyelim, suçlamak adına söylemiyorum ezoterizmin önemli kollarından biridir en nihayetinde e, ezoterik örgütler komplo teorileri üzerinden kendilerini var ederler. İşte bu varoluşa çanak tutulduğu ve aracı olunduğu fikri oluşuyor bende bu konuda en azından izleyenleri uyarmak isterim. Sembollere ilişkin görüşünüz nedir? Şöyle sembollerin kullanılması, Hollywood'un sembolleri göz kullanıyor olması. 666 ee, şimdi, e, şimdi 666, 666 örneğini mesela. verdim. Roma'nın Hristiyanlar için kullandığı bir tabirdi. Şimdi siz Roma dönemi içerisinde baktığınızda Romalı olmayanların tamamının şeytan olduğu efektini oluşturuyorsunuz. Bir süre sonra Düşman denilen kavram erke eline aldığında yani Hristiyanlık artık bir ülke dini haline dönüştüğünde de tüm paganlar şeytan oldular. Bu şey içinde geçerli. Illuminati sembolü içinde geçerli. Keza Atina'nın merkezinde dünyayı gören ve gözeten bir tısım olarak koyulmuş ve o sanki e, o toplumu evet toplumu koruyormuş misiniz? efekti içerisindeki <laughs> üçgen içerisindeki göz her zaman o toplumu koruyan bir nazarlık olarak kabul edilmiş. Keza bizim kültürümüzde de nazar boncuğu aslında öz itibariyle bahsettiğimiz gözün ta kendisi. Bu bunların bunların böyle işleri. kullanılıyor olması dönemi içerisinde değerlendirmek lazım. Daha sonra evrilmiş, kötücül hale gelmiş olabilir ama sembollerin çok anlamı olduğu, çok anlamlı olduğu aşikar. Sembolü okumak kişinin gelişimine bağlı olarak değişir. Yani e, ortada bir sembol varsa ve ona bakan 10 kişi varsa 10 kişinin sevi algı seviyesine, bilgi seviyesine, tefekkür seviyesine, hikmet seviyesine bağlı olarak sembol 10 ayrı anlama gelir. Bu sizin gelişiminize bağlı olarak konuşan bilgi anlamındadır. E, hal böyle olunca e, bir sembolün bir anlamı vardır demek zaten bu konuda konunun cahili olmak anlamına gelir ki ben de bu konuda biraz temkinli olunması taraftarıyım. Üstadım semboller konusunda da e, güzel çalışmaları olduğu... Bu oluşumların bir mi? sembol dili var mıdır? Bu oluşumların bir takım kullandıkları semboller var. Bu bazı semboller, nasyonel semboller haline de gelmiştir. İsrail bayrağındaki mesela Davut Kralı gibi Osmanlı'da birer koruyucu tılsımken kendi İsrail mi? bayrağı. Ben bir dönem şey bir makale yazmıştım. İsrail bayrağı benimsenirse üzerindeki Davut yıldızı benimsenirse bir dünya. İmparator, e zaten hedef o değil miydi? Bir dünya imparatorluğu değil miydi? E böyle bir kültüre bir sahipken e, bunun alınması çalınması konusunda mesela bunların hiç konuşulmadığı hiç konuşul, konuşmaktan da imtina edilen bir hal var. E, Davut Yıldız'ı bize ait, bizim kültürümüze ait Hı -hı. bir kavramken Hı -hı. neden bir bayrağa dönüştü? Davut Yıldız'ı değil bizdeyken. Yani tabii. Biz Nuri Öcal'de sizi arladığımızda evet, da biraz evet. girmiştik bu konuya. Haliyle de. ne oldu? Şimdi dönemi içerisinde değerli olan şeyler değersizleşti mi? Bir tılsımken padişahları koruyan bir tılsımken şimdi tukaka bir kavram haline dönüştü. Bunları konuşabiliriz. Evet de. Rengi de gök mavisi. bizim de göğe kök dediğimizi düşünürsek evet. oldukça anlamlı. Değil mi? Evet. daha ziyade kriptografi üzerine bir iletişimde olduğunu biliyoruz. bunların çok çeşitli yöntemleri de var. Bazıları deşifre edilebilmiş zaman içerisinde. Mesela Birinci Dünya Savaşı'na Almanya ve İngiltere savaş halindeyken Almanya yaklaşık beş kere İngiltere'ye barış teklif ediyor. Ancak bu barış teklifleri bir türlü cevap bulmuyor. İngilizler eğer barışı kabul ederlerse tazminatsız bir barış olacak bu tazminatsız barışla tabii ki aldıkları o milyonlarca kredi sterlini faiziyle geri ödemek zorunda kalacaklar. Onun yerine bir e, başbakan değişikliği oluyor. E, Lloyd George geliyor. Kendi adamını Wedgwood'u Amerika'ya gönderiyor bir gün sonra. E, ve oradaki Amerika'daki e, siyonist e, finansörler e, Filistin topraklarının Yahudilere verileceğinin Garantisini iletiyorlar. Evet, 48'de kıplar. oturup böylesi evet. bir şey yapıyorlar. Dolayısıyla e, burada Amerikalıları savaşa sokmak için bir şey daha gerekiyor. E, oradaki halkın aslında anlayacağı lisandan bir mesaj gerekiyor. E, bu da e, Sussex gemisinin batırılması ile ilgili bir fake haber. E, bu haber üzerine e, Amerika ayağa kalkıyor ve Amerika savaşa Savaş giriyor. giriyor. Ee, aslında batırılmadığı halde ki bunun tespitini yapan da İngiliz e, istihbaratı <laughs> diğer taraftan Almanlar özellikle bütün denizaltılarına emir vermişler. Herkesin haberi var. Hani Asla bir Amerikan gemisine yanlışlıkla bile ateş edilmeyecekken böyle bir şey olunca e, Siyonistlerin o zamanki en büyük gemilerinden birisi e, Lusitanya'ya onu batırıyorlar. Ve bugün e, bu şeyleri okuduğumuz zaman tarihi bilgileri okuduğumuz zaman işte Almanya Lüsitanya'yı batırdığı için e, Amerika savaşa girdi diye okuyabiliyoruz. Evet. Halbuki arkada başka e, çok başka falan. hikayeler olabiliyor. Hı hı hı. Peki evet. e, süreyi kullanmak adına biraz bütün bunları <laughs> bir anti parantezi olsun sonra yine siz bıra <laughs> serbest bırakacağım size Matrix bağlantısını bilirelim mi? Evet. <laughs> Madem sembollerdeyiz çünkü... Orada da bir Ziyon var değil evet. mi? Evet. Ne diyorsunuz Zion konusunda? Nezar var. Eğer bir film okuma şöyle Hollywood bağlantısı üzerinden gidilirse sanki Hollywood filmlerinde tam bir adres göstermek yerine filmlerin dilinin sembol dili olduğu üzerinden yürürsek ki ben kutsal yedi sanat denilen ve içinde de işte e, film kavramının da yani imajinatif algı hı hı. ya da algı yönetimi kavramının da sempatik gösterilmesi ya da e, karşı durulması. Yani e, negatif anlamda bir manipülasyondan da söz edebiliriz. E, Matrix'te böylesi malzemeler kullanılmış mıdır? Bir Zion, mağdur bir ziyon e, halkı söz konusuydu orada. Ne dersiniz üstadım? Son derece doğru. Evet. E, tabii Matrix'teki Sion'un aynı zamanda e, demin e, bahsettiğiniz Templer Şövalyeleri de bir bağ var. E, İsviçre'de de Sion diye bir e, kasaba var. E, bu aslında e, Viyana Sözleşmesi imzalanırken işte Cenevre gibi Sion gibi bazı şehirler de İsviçre'nin sınırları içine katılmıştır. E, niye önemli? Çünkü vadiden gelenler diye bir tanım vardır. Vadiden gelenler aslında buladan gelenlerdir. E, Templeri şövalyelerine katılırlar. E, bunlar daha sonra e, aslında papa'nın, papalığın özel koruyucu kuvveti haline de gelirler. Sonra Papa onları yakar. Papa onları yakar. <gülüyor> <gülüyor> Ama. Görevleri devam etmektedir. Evet. Şöyle bir hikayesi var o işin. Ee, bu konuda da biraz belki e, bir algı yani bozukluğu Yani Tapınak Şövalyeleri olabilir. hala hayatta mı? Ee, başka bir isimle bence hayattalar. Evet. Bence e, bu Kutsal ittifakın farklı isimleri olsa da hepsinin hayatta olduğu fikri içindeyim ben de. Keza bu koruyucu şövalyeler <laughs> haç yolcularının koruyan şövalyelerle çarpışan, savaşan şövalyeler konusunda da bir kavram kargaşası var. Bunların kostümleriyle de ilgili çok önemli bir sembol vardır ama e, biz bu konuda çok net bir bilgiye sahip değiliz. Karalama üzerinden yürüdüğüm ya da komplo üzerinden yürüdüğümüz için e, böyle doğru gözlükle bakamıyoruz. Mesela savaşanlar kırmızı kıyafet, beyaz haç giyerler. Savaşmayanlar yani rahip sınıfı yani kutsal ittifak içinde olanlar beyaz giyip kırmızı haç vardır. Kızıl haç kavramının da kökeni Hı. budur. Yani bu, bu kavramların kökenine indiğimizde Bunların aslında e, Kızıl Ay, Kızıl Haç gibi kavramların kendi içinde bir ittifakı olduğunu da çok uzak geçmişlerde hissedebilirsiniz. Keza Serazen dediğimiz e, Müslüman şövalyeler tabirini kullanacağım. Bunların rahip sınıfıyla e, tapınak şövalyelerinin ciddi anlamda birbirleriyle temas olduğu fikri Gnostik ittifak denilen Geri planda aynı davaya hizmet ediyoruz. Aynı Tanrı'ya, aynı Allah'a, aynı metne, aynı doğrultudayız, aynı yöndeyiz fikrini de e, savunur. Bu anlamda e, Hollywood e, Assassin Creed diye bir e, film çekti. E, orada mesela tam bir ters kutup anlatır. E, selezenlerle, Neden? doğuyla batının e, bir bilgi üzerinde anlaşamaması. Bazı filmlerde de tam tersidir. Yine bu konuda Hollywood'u... Hollywood'un pompalamasını öyle diyelim bilgi veriş biçimini sanırım bunu finanse eden çevrelerle ilgili en yani nihayetinde konuya öyle bakabiliriz. Bazen de bu çok sempatik bir şey haline dönüşür, ittifak haline dönüşür. Ama bildiğim ve gördüğüm karanlıktaki şövalyelerin ki şövalye makamı şeyi seviyesi itibariyle insanı esas alan sosyali esas alan, kadını esas alan, çocuğun korunması üzerine ...inşa edilmiş bir manifestoya sahiptir. Bu güçlerin dışarıda savaşırken geride karanlıkta dost oldukları fikri... ...en azından benim ezoterik tarihe bakış açım çerçevesinde... ...sanki aynı şeye hizmet ediyorlarmış efektini yaratıyor. Keza papanın işine gelmediği bir dönemde... ...bu tapınak şövalyelerinin yakılması, yok edilmesi... ...yine parayla ilgili bir ilişki üzerinden gücün... Tapınakçılarda olmasının çekilememesi şeklinde planlanmıştır. Ee, Barbaros Bey'in de dediği gibi bu örgütlenmeler farklı adlarla da olsa günümüzde de geçmişte nasıl yaşadılarsa günümüzde de yaşadıkları inancı fikri içinde. Ya farklı topluluklarda farklı isimler. Kuşkusuz. Evet. Durit rahiplerini mesela bu konuya biraz sanki dahil edebilirmişiz gibi geliyor. E, Duruit rahipleri hakkında benim çok bilgim yok. E, ancak... Mitoloji gerçi o da Murat Hoca'dan soruldu. Biliyorum ona sorsam size paslayacak Murat <laughs> Hoca. O yüzden ben dedim ki bari böyle döneyim. <laughs> Bu e, Duruit rahipleri kuzey e, miti üzerinden yürürsek e, bunların Anadolu'da ciddi bir örgütlenme içinde oldukları Anadolu'ya geldikleri işte Galat adıyla ya da Kelt adıyla ya da e, Trak adıyla geldikleri, keza İstanbul'da çok ciddi anlamda bir ezoterik oluşuma meydan verdikleri, İstanbul'un ezoterik hikayesini çok severim, ee, takip edenler de bilirler bu anlamda da yazmaya da gayret ediyorum. Ee, İstanbul'un önemli bir e, geometrik hat üzerinde olduğu, Kudüs-Kabe altın oranı üzerinde olduğu, bu geometrin yine o kutsal yedi kutsaldan bir tanesi kabul edilen e, geometrik bilginin, e, sanki Pisagor tarafından keşfedildiği ve o Pisagor okulları aracılığıyla dünyaya yayıldığı fikri ki bu yedi e, gizli ilmin içinde astronomi var, geometri var, aritmetik var işte e, bugün sıradan diyebileceğimiz bilgilerin aslında e, sanki bir dönem bir, bir şeylere kaydedildiği ve bunun e, halka açıklanmaması gerektiği, bunun gizli örgütler kavramının da nüvesini oluşturuyor bu bu bilgi sanki evet. saklandı ee, ve bir süre sonra yeri ve zamanı geldiğinde ifşa olacakmış gibi bir efekt de söz konusu. Keza bu örgütlerin de bu bilgilere sahip olduğu e, inancı da var. Sanki evrenin tüm kodlarına, evet. insanın oluşumuna, evet. evrenin oluşumuyla ilgili bir bilgiye sahip oldukları. Bunu onun için manipüle edebildikleri ki bazı örgütlerin majikal oldukları yani teolojik bir kutba sahip olmadıkları. O yüzden bugün, farklı gruplarda farklı zamanlarda farklı isimlerle evet, oluşumlar. Kutupsuz olması hmm. yani bir teolojiye bağlı olmaması bugünün adıyla psikoloji diyebileceğimiz. Yani eskinin majisi, büyüsü ya da retoriği ya da dili ya da e, grameri öyle diyebileceğim e, bir alandan bahsediyorum. Bugün adına psikoloji dediğimiz, psikiyatri dediğimiz... Kutupsuz teolojiyi, teolojik olarak da kutuplu olması bir dinin, bir vahinin, bir peygamberin, bir ışığın, bir menzilin, bir Kabe'nin, bir yıldızın istikamet gösterilmesi üzerinden yürür. Bu iki alan da kendi içinde bu ezoterik örgütlerde birleşmiştir. Haliyle ezoterik örgütlerin şöyle bir davranışı vardır. Teolojiyi de bilir, insanı da bilir. İnsanı bilmesi, insanı manipüle etmesi. Yani genel anlamda büyü diyebileceğimiz bir alana girer. Söz büyüdür üzerinden yürürsek, <laughs> e, manipülasyon üzerinden insanı tanıyor olması, insanın kodlarını biliyor olması öyle diyelim. İnsanı tanıyor olması üzerinden e, yönetebiliyor olması efekti de gelmiştir. Her insan insanı tanıyamaz. Tanıyanlar da insanı yönetebilir gibi bir efekt var, bir fenomen var. Bu bir tarafı bir diğer tarafı da teoloji, işte bu ezoterik örgütler ya da batıni örgütler, örgütlenmeler kendi içlerinde bu iki bilgiye sahip oldukları için yani hem aritmetik hem geometri hem retorik hem dil bilgisi hem matematik biliyor olmaları bu e, aynı zamanda bunun metafizik tarafını biliyor olmaları kısmında dünya hakimiyeti sağlanabilir insanlar yönetilebilir insanların dışındayız efekti oluşturuyor bu kendi kendine oluşmuş bir şey değil Kendilerini dışarıya çekmeleri, yani aristokratik bir hale gelmeleri, entelijans, biz e, bunların hepsini biliriz, siz bilmezsiniz, hı hı. siz sıradan insanlarsınız, siz sadece hizmet edersiniz gibi bir efekte de doğru gidiyor. Bu bu da bir süre sonra e, bu kapalı kapılar ardında neler oluyor, bunlar gizli gizli neler yapıyor şeklinde bir e, güç odağı doğru, da Böyle mi yapıyor? Nihayetinde böylesi manzaralarda karşımıza çıkıyor. Evet bir ritüelik halleri de var. Ritüelikle kastım şu e, ibadetlerini, ayinlerini tiyatral yapıyorlar. Tiyatral yapmasının nedeni teolojide e, arketip denilen, mitoloji denilen ilk hareketi, ilk kutsalı bulmak, onu taklit etmek, onu taklit ettiğinde de onunla temas edebileceğini, onunla konuşabileceğini, o, o ritüelik alan dediğimiz ge ger gerçek zamandan başka bir zamana ki bu onun adı da gnostik bilgide Eon. Eon keza şeyde de eee Hollywood'da da çok kullanılan bir tabir. Eon bir ışık demek ama bu dünyaya ait olmayan bir ışık. Sızıntı denilen e, ve e, buradaki zamanla oradaki zamanın farklı olduğunu anlatan bu eona maruz kalmış bilgelerin o kolektiften, o Levi Mahfuz'dan, o e, büyük bilgiden faydalandıkları ve bu bilgiyi sakladıkları şeklinde bir durum var. Haliyle bu gnostik örgütler genelde gnostik örgüt diyebileceğimiz daha e, tanrısal boyutuyla, ilahi boyutuyla e, insanın kendinde tefekkür ederek hikmetine sahip olması şeklinde çevirebiliriz. Kendini fark etmesi şeklinde diğer insanlardan koptuğu ve kendine benzer insanlarla örgütlendiği efekti de e, ha, hal böyleyken e, gizlenen her şeyinde ister istemez, bir gizli tarafı, bir ilahi tarafı olduğu durumunu da oluşturuyor ama ben şöyle bir gözlem içindeyim. Bilinen sosyoekonomik ya da politik kısmı bilinmeyen ezoterik belge ve bilgilerle besleniyor. Bu da her iki tarafı da aslında kirletiyor mu? Açıkçası bunun ayrıldığında değiliz ve konuşurken de Yoksa konuları... mi geliyor? işte belki de işlerine geliyor. O ritüellerin kanlı olması, o ritüellerin kurbanlarla değer bulması, keza çocukların kesiliyor olması, evet. hayvanların kesiliyor olması kavramlarının da sanki iki tarafında işine geldiği izlenimi uyanıyor. Ama şu bir gerçek ki eğer konu batınlılık, yani batınilikten söz ediyorsak, bizim dinimiz denge dini. Yani ruhpanlığın fizikle dengeye gelmesi, fazla ruhban olmanın, mistik olmanın kişinin dünya bedeninde, dünya realitesinde, nesnede tekamülünü, gelişimini engelleyeceği şeklinde. Bu dengenin sağlanması esas. Bu dengenin bozulduğu yerlerde rahiplerden, bilgelerden, keşişlerden, işte ermiş veliler, e, azizlerden bahsediyor duruma geliyoruz. Öyle olunca da kapalı kapılar ardında bir, bir takım işler çevriliyor, efekte oluşuyor. Bu konuda biraz temkinli olmakta fayda var. Diye Evet. Toparladı Murat Hocam. Peki biz dedik ki iki başlık öncesinden alıntılayarak Sanhedrin Meclisinden konuştuk. Başlıklarımızdan biri de şu, o da sorulmuş. Sanhedrin ve Engizisyon Mahkemesi arasındaki bir benzerliği evet. işaret etmişiz ettik. Neden işaret ettik? Nasıl? Hangi benzerlikler var? İşleyiş iş yönünden mi yoksa katı bir e, kural dizilimi olduğu için mi birbirini kabul etmemeleri şeklinde belki bir bağ kurabiliriz. Bir şeriat uygulaması evet. söz konusu. Yani Tanrı kelamının uygulanması söz konusu. Her iki tarafta da e, benzerliği buradan ku kurabiliriz. Eee üzerinde tabii daha politik bir e, yapı da var. E, bunu eğer Sanhedrin'in üzerinde politik bir baskı yok dersek de e, haksız oluruz çünkü hmm. e, Yahudi toplumunda e, hahamlar muhakkak olarak toplumun bir yönetici sınıfıdır e, işte kohenlerin zamanını da biliyoruz mesela e, dolayısıyla e, burada benzerlikler vardır ama Sanhedrin hiçbir zaman engizisyon gibi e, işte ne bileyim bir cadı e, yakalayalım yakalım tarzında kararlar verdiğini ben bilmiyorum. Görmedim, duymadım. Ama İngilizisyon'un Yahudi kökenli cadıları bulduğu aşikar değil mi? Elbette. Yani İngilizisyon'un birkaç hedefi var tabii. Burada paganların yakalanması var. İşte Hristiyanlığa inanmayanların yakalanması var. Dişi kültüründe olup o bölgede o lokasyonda ciddi ön planda olması yani dominant bir figür olması var. Yani bunların hepsi aslında İngilizisyon için e, o kişiyi yakmak için bir sebep. Yani İngilizisyon sadece e, kadınları yakmamıştır. Evet. Erkekleri de yakmıştır. Evet. Ama büyük çoğunluğu kadınlardır. E, bu biraz işte İncil e, bilgiliğinin e, bir parça e, e, dişil tezahürünün e, rahiplerde e, şekillendiği düşünülür, kabul edilir. E, karşı tarafta da e, eril düşüncenin ön planda olduğu kadınlar aslında bunlar. Bunların peşine düşünmektedir. E, ve yok edilmektedir. Ama e, benzerlik olarak dersek yani e, her ikisini ben e, bir tartıya koymamız pek mümkün değil. yani Öz itibariyle bir şeriat var ve evet. o şeriatına bağlı kalmak e, bir takım agresif tutumlar getirmiştir o agresif tutumlar bugün de var mıdır geri planda ben vardır var. evet belki hmm. çok alin değil ama e, ama o köşeli bakış ve çok birbirine benzemezler e, ama peşliş. şey e, tema olarak şöyle diyelim e, kurulum olarak manifesto olarak çok benzerler kendi dışındaki kavramı yargılamak konusunda Bizden olmayanı yargılamak konusunda benzerler ama eylemleri konusunda belki ortak bir şey söyleyemeyiz. Doğru. Şimdi yine bu Ahad Haam'ın Siyonizm Zaferi Teorisi bölümünde. Birinci Dünya Savaşı, Bolşevizm, Alman Devrimi. Çin devrimi, İkinci Dünya Savaşı, İsrail'in Filistin topraklarında kurulması, Birleşmiş Milletler'in kurulması, atom bombası, NATO'nun kurulması. Tüm devrimlerde varlar mı? IMF ve Dünya Bankası kurulması, <laughs> Kore ve Vietnam Savaşları, Avrupa Birliği'nin kurulması. Tüm ülkelerin iktidarını ele geçirmek, tüm barış politikaları üzerine genel kontrol, adım adım onların hedefleri haline gelmiştir. Bu da e, tarihteki, bugüne kadar olmuş olan, Evet. Darbeler ve devrimlerle siyonizm arasındaki ilişkiyi sorgulatıyor bize. Ne dersiniz? Son 12 dakikamıza girdik. Harika. Ben zaten kitabımda şöyle bir metodoloji belirledim. Dünyanın son 250 senesindeki hı hı. önemli olaylara baktım. Yani filtremde herkese etkilemeyen, işte büyük bir savaş dahi olsa dünyanın değişik yerlerinde bunun bir etkisi yoksa bunu çıkarttım. Dolayısıyla o saydığınız olaylar Aslında büyük kırılma noktaları büyük bütün kırılma etkiliyor. noktaları bütün dünyayı etkiliyor ve bunların da bir şekilde yani dolaylı veya indirek olarak bizim coğrafyamıza etkileli var haliyle de bu olaylarla Siyon bilgelerinin de birebir ilişki içerisinde olduklarını düşünüyor Hı hı. Yani başka şeyler de düşünüyorum. Elbette mesela e, Brexit e, ile İngilizler Avrupa Birliği'nden ayrılıyorlar. E, bir araştırmalar yapılıyor. İşte e, İngiliz gizli servisi çalışıyor. Bir takım sosyal medya manipülasyonları buluyorlar. E, ortaya çıkıyor ki e, Avrupa Birliği'nden İngiltere'nin ayrılmasının bütün masrafını halk ödeyecek. Ancak Avrupa Birliği'nde kalsalar idi... City of London o bütün offshore hesaplarını, o web accountları dedikleri her şeyi Avrupa Birliği'ne ifşa etmek zorunda kalacaktı. Hı hı. Ve hatta bunların vergilerinin ödenmesi gerekecekti. Yani Brexit ile Avrupa Birliği'nden çıkan İngiltere bu işin bütün kaymağını City of London'a bırakırken bütün masrafı da Halka Halk. ödetmektedir. Bu e, çok tipik bir e, Siyon bilgisi <laughs> operasyonu diye bakıyorum. E, tutuklamalar olduğu halde Brexit iptal edilmemiştir. Tekrar e, oylama yapılsın diye talepler milletvekilleri tarafından e, verilmiştir ama kabul edilmemiştir. Yani başka şeyler de var. Hani bugüne bakarsak acaba 1908-1910'daki pozisyonlara mı geri dönülüyor diyebileceğimiz olaylar var. Yani İngiltere'nin Brexit'ten çıkması, Rusya'nın Çarlık Rusya'sı gibi davranıyor olması belki Türkiye için özellikle batıdan söylenen yorumlar işte Osmanlı gibi davranmaya çalışıyor demeleri falan. Belki de artık paranın sahibi olmadığı için belki de Siyon bilgilerinin içerisindeki yeni akım bıraktıkları yerden bayrağı sanki bu dev alıp yeniden bir kurgu diye biz göreceğiz yaşayacağız ama belki onlar sadece 1910'dan başlayan yeni bir çalışma içerisine girecekler. Yahudilerin tarihi bizden yaklaşık 3600-3700yıl ileride Dolayısıyla belki de Siyon bilgileri, her ülke için, her coğrafya için, her alt grup için bir takım aksiyonları, takvimlerini işlemişler, bekliyorlar. Zamanı gelince bunları ortaya koyacaklar. Çok komplovari oldu bu. Ama bu beklenen, olmasını istenen şeylerin olmayıp da farklı sonuçlarla bu halklar karşılaştıkça acaba böyle mi diye daha ciddi e, Bu ciddi gerekiyor. bir manipülasyon değil mi Üstadım? Yani eğer amacı biliyorlarsa ki e, psikoloji biliyorlar, insanı tanıyorlar, insanı insan üzerine çalışan bir toplum olduğu da zaten aşikar her anlamda. Tabi e, önemli bir tıbbi şeyleri de var, geçmişleri de var. Bu boyutuyla baktığımızda e, bir frekans oynaması söz konusu mu? Toplumların frekanslarıyla oynuyorlar mı? Bir metafizik komploda da ben yapayım. Harika. Ee, Çok seversin. Muhtemelen oynamadıkları bir yerin olduğunu düşünmüyor. Çok güzel ifade Hayır, aslında, aslında ortada bir şey yokken, değil mi? Çok güzel ifade ettiniz. Ortada bir şey yokken aslında ortada bir güç yokken güç var şeklinde manipüle Tabii. etmeleri doğal olarak onları daha da güçlendiriyor mu? Yani konu konuşuldukça güçlü hale geliyor mu? Böyle bir ben, ben, şöyle bir şey söyleyeyim. Siyon e, Sion e, bilgelerinin dudakları e, anlayışın kulakları kadar aralanır. <laughs> güzel. güzel. E, lisanı bilenler bunu daima duyarlar. Güzel, güzel. Bu da sembol dinin bir parçası bence evet. o zaman. E, kuşkusuz e, gr gramer grimoire kökeninden gelir. Grimoire e, antik dili büyüdür, söz büyüdür der. Söz büyüdür. Haliyle bu geleneği çok iyi bildiklerini düşünüyorum. Bu bilgelerin adına. Bir beden dili de de var mı üstad? Ee, onu bilemiyorum ama... Mason hocalarında işaret edildiği gibi bir beden, bir anlaşma, bir yani bedenen sembolik bir dil var mı? Ee, yüz yüze görüştüklerini çok düşünmüyorum. Ee, daha ziyade haberleşme kanallarını kullandıklarını biliyoruz. Ee, özellikle e, Dünya Savaşı'nda mesela e, Rothschild ailesinin, inanılmaz bir şekilde o savaş alanlarından kendi kuryelerini hani burnunun kanamadan geçirebiliyor. İşte kimine nakit gönderiyor, kimine altın gönderiyor, kimine değerli metaller ulaştırabiliyor ve hatta bu yetenekleri bu sınır ötesine geçebilme yetenekleri İngiltere'deki borsalarda çok büyük paralar kazanmalarına da sebep oluyor. yani bir lojistik ağının sahibi olduklarını düşünebiliriz sadece onlara ait e, istihbaratın sadece kendilerine aktığı e, ve dünya ile paylaşılmayan e, Ancak belki kendi sahip oldukları politik kudretlerle diğer istihbaratları da kendilerinde toplayabildiklerini düşünüyorum e, birbirleriyle iletişimlerini zaten çözebildiğimiz anda hani bu makarayı e, bir yün yumağı şeklinde elimize dolayabileceğiz. Tahmin ediyorum o noktadayız. Burada e, işimi de çözülememesinin nedeni var. aslında var olmadıkları şeklinde bir efekt de doğurabilir mi? Şöyle bir bağlantı kuruyorum. Evet. Manipülasyon üzerine kurulu bir ilişki var olmayan bir şey var gibi gösteriyor olmak üzerinden ben yine e, kendi içinde bir komplo yapıyorum. Bu komplo üzerinden aslında e, hedef gösterilen yere bakıyor manipülasyonu içindeyiz de. Aslında başka yöne baktığımızda görünür mü? Peki gerçekleşen gelişmelere ne diyorsunuz ama o zaman? Onun onu da bir geçen? manipülasyon olduğu gerçeği üzerinden. Yani bir fikir ortaya atıldığında, bir konu ortaya atıldığında biz bunun etkisinde kalıyor ve sanki bunu biz inşa ediyormuşuz gibi bir e, hal içinde. Simpson'lar kehaneti gibi. gibi. Mesela. Ben pek öyle düşünmüyorum. Pisagor'un geometri teorisi üzerinden bakınca <laughs> her şey kodludur. Her şey ritmiktir. Bu ritmi bilen bu devinimi bilen bilgelerin bunu manipüle ettikleri şeklinde bir e, komplom da var açıkçası. Tetragrammatonu konuşalım o zaman. <laughs> <laughs> e, Valla e, özellikle e, en büyük komplonun belki de e, kutsal ahit sandığıyla ilgili hmm. olabileceğini e, düşünüyorum. e, da Fonumuzda var. Evet. Elinize hazırlanmış bir var. Buyurun size bir tane verelim. günün sonunda e, mabet yıkılmıştır ortada yoktur sandık. Evet. Sandığın nerede olduğu belli değildir. Bununla da ilgili bir komplo teorisi vardır. Evet. Zamanı ve yeri geldiği zaman işte size göre belki de frekansı tuttuğu anda Değil mi? o ortaya çıkacaktır. O e, şanslı kişi onu bulacaktır ama bulduğu ne olacaktır? Evet. E, Bilmiyoruz. Yani uranyum pilli bir radyo da çıkabilir, bir telsiz de çıkabilir veya bambaşka bir şey de çıkabilir. İşin ucunda uzaylılar bile çıkabilir. Uzaylılar bile çıkabilir. E, açık fikirli olmak lazım. Peki. E, bu arada bir az önce onu söylüyordum. Felsefeyle de ilgilenmiş bir oluşum. Çünkü yaratıcı kavramını e, irdelerken Spinoza'dan etkileniyorlar. Böyle bir işin felsefik tarafı da var kitabını zeynep o da çok e, ilginç Yahudi düşünürlerin bu yaratıcı kavram arayışı. E, yaratıcı kavramını tanımlama anlayışı diye düzelteyim felsefecilerimizin yani hepimizin sahiplendiği felsefecilerimizin yüzde %98'i Yahudidir. Kaynaklarımızı kullandığımız ansiklopedilerimizin yani o cilt cilt halindeki ansiklopedilerimizin hı. tamamı Yahudilerinde. Yani eğer böyle bir ırksal farkındalığa varacaksak bizim için önemli olan eğer kelam ilmi ise kelam ilminde isimlendirmek son derece önemlidir, anlamlandırmak önemlidir. Bu anlamları ve isimlendirmeleri bizim için yani bütün dünya için bizim için derken bütün dünya için yapan Yahudilerdir. İşte o yüzden Yahudilerin son derece kıymetli bir kültürü var yerine göre bunlardan fayda sağlıyoruz derken aslında bunları kastetmeye çalışıyor. Artık yavaş yavaş son sözlerimizi almaya başlayalım. Evet. Çünkü son 4 dakikamıza girdik. Ee, şöyle toparlama sürecine girelim. Konuyu bağlayalım yavaş yavaş. Ee, ve öyle bitirelim. Hocam tamam. en azından Peki. şöyle bir. Ee, ben bilgeliğin bir e... kaba sığdırılması konusunda temkinli olunması taraftarıyım. Bir şeyin bilgesi, bir adresin, bir dinin, bir teolojinin ya da bir felsefenin bilgesi kavramının ötesinde e, bilgeliğin bir hikmet gerektirdiğini, hikmetin ancak akılla mümkün olabileceğini ki dilimizde çok güzel bir tabir var. aklı hikmet Akıl ve hikmeti birbirine bağlayan yeni bir kelimedir bu. E, bu konuda azami hassasiyetin gösterilmesi, her söylenenin keza bizim de söylediklerimizde dahil, ee, ön kabul olarak alınmaması ama bunun e, kişilerin düşünebilmesi hatta ucunda çatışabilmesi bile diyebileceğim ee, kişinin bu konuda e, analiz sentez diyebileceğimiz bir yere varması konusunda ısrarcıyım. Her e, ekrana çıkan her e, platform doğru ya da yanlış her platformda konuşan biz dahil e, kendimizi tenzih etmeden söylüyorum söylenen her şeyin ardında ee, bir çelişkinin doğmasının faydalı olacağına, kişinin gelişimine faydalı olacağına, her söyleneni olduğu gibi kabul etmenin doğru olmadığını e, en azından bu oturum içerisinde ve keza böyle bir perspektifle hayata bakan biri olarak e, keyif aldım. Ağzınıza sağlık, çok teşekkür ederim. E, durumun insanın kendisindeki eksikler olduğu üzerinden yürürsek, Kişi kendi eksiğini de ancak ve ancak kendini ve çevresiyle olan ilişkisi üzerinden kurar. E, tabi olmak zaman zaman bir konfor alanı yaratır. E, Ahmet doğru adamdır, Mehmet doğru adamdır. Ahmet şu bu, bu kitap doğru kitaptır, bu kitap yanlış kitaptır üzerinde. E, konuşmanın başında, program başında da söylediğim üzere e, karşı durduğunuz görüşlerin e, gerçekten savunduğunuz görüşler kadar en azından bilmeniz e, faydalı, e, mütemadiyen özellikle medya e, bu konuda bir e, manipülasyon içerisinde, dünya medyası böylesi bir manipülasyon içerisinde hı hı. E, bu anlamda faydalı bir program olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Biz dersiniz. teşekkür ederiz konuk olduğunuz için. Murat İrfan Acaba teşekkürler. E, ve Barbaros Şenbak, çok teşekkür ediyoruz. Kitabınız okurlarla daha çok buluşsun temennisiyle. E, Nasıl dikkat konuk olmak bir cümle. <laughs> Ee, benim e, izleyicilerim kusuruma bakmasın. İt canlı yayın hiç öyle gibi değildi Gayet güzeldi. Ee, çok terledim ama e, elimden geleni yapmaya çalıştım. Sizinle çok büyük bir <laughs> <laughs> Çok keyifliydi benim için. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz tekrar ağırlamak temennisiyle. Değerli izleyiciler sizler de Siyonizm etiketi altında eşlik ettiniz. Teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için. Sağ olun var olun. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle.